Erciyes Sanat Günleri'nin ikinci sene düzenledik bu sene ve dördüncü gündeyiz Erciyes Sanat Günleri'nin. Bugün yine birbirinden değerli sanatçı hocalarımız bizlerle birlikte. Osman Dinç Hocam, Remzi Savaş Hocam ve Zafer Genç Aydın Hocam pandemi günlerinde sanat hakkında konuşacaklar bugün bizimle. Değerli bilgilerini, süreçteki deneyimlerini paylaşacaklar. Hocalarımızı herhalde tanımayan yok. O yüzden süreç içerisinde belki kendilerini kısacık bir tanıtırlar ve öyle başlarsak kendilerinin ağzından tanıtımları çok daha iyi olacak diye düşündük biz. Hocalarım yarım saat gibi bir değerlendirme süreci vereceğiz. Sırayla devam edelim istiyoruz. Listemizde ilk sırada bence Osman Hoca var. Sayın Hocam sesimi duyuyorsunuz herhalde Osman Hoca. Duyuyorum. Sesinizi açarsanız hocam siz. Sesiniz efendim? Kapalı. Sesinizi benim açarsanız. Sesim kapalı mı? Ses kapalı hocam. Hocam ön taraftan kendinizi açabiliyor musunuz? Açık gözüküyor mu? Açık gözüküyor mu? Açık. Şimdi geliyor mu? Burada açık gözüküyor. Yani müet. Tamam, şimdi geliyor. Geliyor mu sesin? Şimdi geliyor hocam. Hı. Hocam söz sizin, buyurun. Hı. Ne demiştiniz, bir daha tekrar edin. İlk önce kendimizden mi bahsedeceğiz? Evet hocam, biraz kendinizi tanımayan yok ama en nihayetinizde biraz sanatınızdan, sanat dünya böyle geniş çerçevede bir girizgah yaparsanız çok memnun oluruz. Şimdi ben şu anda Fransa'da bir kasabada, Châteauneuf-sur-Loire isminde bir kasabada ikamet ediyorum. Paris'te pek bulunmuyorum bu ara. Orada pandemi olayı çok boyutlara çıktı. Hatta dışarı çıkma yasağı var bugünlerde. Yeni başladı, geçen cumartesi günü başladı. Ve bir 15 gün sürecek. Ha, bu durumu, şimdiki durum. Şimdi diyeceksiniz ne işin var Fransa'da, niye buralarda değilsiniz falan diyeceksiniz. Tabii ben zamanında Gazi eğitimi bitirdikten sonra Fransa'ya ihtisas yapmaya gittik. Ve bu süreçte Fransa'da tanıdıklarım oldu ve daha sonra Bursa Eğitim Üniversitesi'nde hocalık yaptıktan sonra tekrar Fransa'ya gelip buraya yerleşmeye karar verdim. Çalışmalarımı Fransa'da ve Türkiye'de Ankara'da yapmaktayım. Yani benim çalışmalarım üzerine daha geniş bilgi edinmek istiyorlarsa öğrencileriniz, bu osmanlıç.net'ten giriş yapabilirler. Şimdi günün konusuna gelirsek, pandemi sürecinde sanat şeklinde konuyu teklif etmiş. Ben ondan önce için teklif etmiştim. Sanat yalnızlığın ürünüdür diye. Tabii bu ya sanat yalnızlığın ürünüdür sözü benim tabii bir yerlerden duyduğum, bildiğim bir söz. Ve aslında bir sanat eseri olabilmesi için sanatçının yalnız kendine özgü düşüncelerinin ve deneyimlerinin sonucunda ortaya çıkan nesneler sanat eseridir diyebiliriz. Ve bunu bizzat kendisinin kabul edip savunduğu bir obje olması gerekir falan. Tabii bu arada sanatın eğitimi konusunda, tabii üniversitede konuştuğumuz için şimdi sanatın eğitimi konusuna gelince tabii çok bir konu, çok zengin ve karmaşık bir konu. Çünkü sanatçı olmak
eğitilmez. Ama sanat üniversiteleri Türkiye için, sanat okulları dünya için şu özel bir yerde sanatçıların, sanatçılara sanatı yakından ziyaret ettirme olanağı sağlar. Bizim görevimiz hoca olarak, zamanında hocalık yaptığım için diyorum, genç sanatçılara sanatı yakından ziyaret ettirmek için bir şekilde katalizör görevinde bulunuyorduk. Yaratma olayı tamamen doğuştan filan gelen bir olay olsa gerek genelde. Ama bu tabii herkeste olabilir. Bunu kamçılayacak birçok şeyler, psikolojik veya ortamlar filan gerekli gibi geliyor. Tabii bu konu beni aşıyor. Fakat her halükarda sanatçıyı, sanatçı yetiştiremeyiz yani. Sanatçıysak sanatçı olarak okula gitmiş olacağız filan. Ben biraz saçmaladım ama işte bu böyle. Ha, bu konuda bir başka bir ne anlatayım? Bir de tabii gerisi bu yalnızlık olayı tabii pandemi olayıyla biraz kamçılanmış durumda ve bunun benim için şahsen bir avantaj gibi avantaja dönüştü bu pandemi olayı. Şöyle eskiden geçmişle gelecek arasında bir askıda yaşıyorduk. Oraya gidecektim, bu olacaktı, olmadıydı, olduydu falan. Şimdi öyle bu gitmeler gelmeler ortadan kalkınca oturup işimizi yapmak, sanatımızı yapmak durumunda kalıyoruz. Şimdiki zaman yaşamış oluyoruz yani. Bu açıdan bana bir faydası oldu diyebilirim. Ben tabii bu Şatonöf'te bir yıldır burada kalıyorum. Arada bir Paris'e gidip mektuplara bakıyorum tabii de. Bu bir yıl süre içinde her gün sürekli bir şeyler yapmak durumunda kaldım. Ve de yaptıkça da daha başka şeyler yapmak arzusu oluşuyor. Bu da şunu demek istiyorum. Yani bizim yaptığımız eserler bize şeye yarıyor. Bir başka eser yapmamıza vesile şey oluyor, örnek oluyor. Yani bir başka eser yapmak için bize yardımcı oluyor. Bu eser, onun için, yani bundan şunu demek kastetmek istiyorum. Sanat yaratma sürecinde bir süreklilik olduğu sürece belirli bir dinamizm, bir enerji oluşuyor. Bu çok önemli. Bunu pek ara vermemek, sürekli yapmak gerekir. Mesela Picasso derler ki 7 gün üzerinden 7 gün saat, 12 saat günde çalışarak eserini idame ettiriyordu filan. Yani bunu kastettiğim, yeni bir şey yapınca farklı bir şey yapmaya ilham veriyor filan. Bu diyeceğim bu. Şimdi bu konuda soru sormak gerek olan soru soran olur mu? Türkçeyi de kaçırdım biraz. Şeyden dolayı bir haftada 15 gün kimseyle Türkçe konuşmadığım için. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu süreçteki özellikle pandemi günlerinin sanatçının yaratım süreçleriyle ilgili ve biliyorsunuz insanlık olarak çok sıkıntı süreçler yaşıyoruz sağlık açısından. Ama bu süreçlerle birlikte değerlendirirseniz toplumsal açıdan nasıl görüyorsunuz? Bu pandemi olayı. Evet hocam. Etkileri. Pandemi olayı genel olarak insanlığın başına gelen bir bela. Tamam. Ve bunun daha sağdan soldan okuduğum sizlerden bildiğiniz gibi bundan daha belalı hastalıklar gelebilecek. Bunun için insanoğlu buna hazırlık olması lazım. Ve ona göre tekrar laboratuvarlar geliştirmesi lazım. Çünkü öyle bir
şeye geldi ki dünyanın nüfusunun ve dünyayı doğal ortamın o kadar bir sömürülür hale geldi ki artık bu işinden çıkabilmek için dünyanın tümünü bir bahçe gibi kabul edeyim. Bu bahçe bir kendi evindeki bahçene bakar gibi dünyanın doğasına bakmak gerekecek artık. Ve tabii bu konuları herkes biliyor. Bu arada sanatçının bu işe buna nasıl bakabilir? Bundan nasıl bir sonuç çıkarabilir? Bu herkesin bildiği bir şey. Daha doğrusu ekoloji konusunda her sanatçının çok hassas olması gerekir. Yani öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık yaşadığımızın farkındayız ki yani yüz binlerce kilometre hızla giden evrendeki bir taş. Biraz toprak, biraz su var üzerinde. Bu taş. Bunun korunması lazım artık. Başka yapacak şey yok. Bu şartlarda başka bir dünya kurmak mümkün değil. Bizim mesela Fransa'da yaşadığımız düzeyde yaşayabilmesi için herkesin böyle bir 7 adet dünyaya ihtiyacı var. Dolayısıyla bu gelişmiş ülkelerin birikiminin bunu diğer ülkelerle paylaşması gerekir. Ki bu şimdiki şartlarda mümkün değil. Çünkü sistem onu gösteriyor. Daha ileri yönelik bir paylaşımı olan bir sistem gerekiyor. Ve olanın yani sürekli kalkınma, sürekli kalkınmadan ziyade olanın korunması ve bunu güzelleştirilmesi lazım. Yani sanatçı olarak doğaya bakmak, yeniden tekrar yeni bir gözle bakmak lazım. Diyeceğim bu. Tamam. Oldu mu? Sesinizi alamıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Osman Hocam. Tamam. Katkılarınızdan dolayı. İsterseniz şöyle akışını gösterdi. Herhalde tur olarak gideceğiz. Tam yarım saat olarak değil. Çünkü ikinci galerilerle ilgili sanatın özellikle sanat mecrası konusunda bir dönüş yapmayı düşünüyorum. Siz onu düşünürken ben Remzi Savaş Hocama o zaman yöneleyim. Birinci evet. Tur böyle genel bir değerlendirme yapmış olalım. İkinci evet. Turda da galeriler ve sanat piyasasıyla ilgili olan kısma geçelim diyorum. Sizce de uygunsanız hocam konuşmanın akışına uygun olarak. Remzi Hocam, siz genel bir pandemi değerlendirmesi yapabilir misiniz? Sanatçının üzerindeki etkileri, yaratım süreçleri, toplumda olan... Buyurun. Olur tabii. Ben önce bizi izleyenden herkesi selamlıyorum. Sedat bizi aradığı zaman işte bu pandemi günlerinde sanat ya da sanat ve pandemi diye bir konu belirlemişti. Tabii bu olan bir olguyu dıştan izleyip tahlil etmeyi gerektiriyor. Ben de biraz bu konu üzerinde kafa yordum. Biraz baktım sağa sola ne var ne oluyor nasıl gidiyor ben nasılım bu şeyin içinde diye. Pandemi deyince aklımıza gelen bundan yaklaşık bir yıl önce ya da 2019'un Aralık ayında. Kamera niye açılmıyor acaba? Sesinizi kapatın, kapatın, herkes duyuyor. Efendim? Sesinizi kapatın, sonra mikrofon işaretlenin. Şimdi... Sesinizi konuşmadan duyuyor konuştuklarınızı. Demin... Sizin sesiniz toplantıya gitti, mikrofon açtığınız için. Şimdi
Siz beni tabii telefondan duyuyorsunuz da acaba şey nasıl? Yani bilgisayardan duyabiliyor musunuz? Duymuyorsunuz herhalde. Duyuyoruz hocam, hepiniz duyuyoruz. Ama kamera kapalı, açılmıyor kamera. Neden? İşte onu anlayamadık hocam. Hay Allah. Mikrofon. Anlık yazı sol alt köşede. Remzi Hocam çok özür diliyorum. Lütfen buyurun. Böyle teknik arızalar olabiliyor. Evet. Olur, tamam. Geçti. Buyurun Sayın Hocam. Bu yaklaşık bir yıl kadar önce, hatta bir yılı biraz geçiyor, 2019'un Aralık ayında ajanslardan ya da haberlerden şöyle bir haber duyuyordum. Çin'in Wuhan kentinde bir hastalık var ve bu bulaşıcı bir hastalık falan diyor, deniyordu ama biz onları hep bir şekilde kulağımızın kenarından duyup çok da ne olduğunu, bizim başımıza neler aşabileceğini, dünyayı nasıl bir yere götürebileceğini pek hayal etmedik. Daha sonra Mart ayında falan İstanbul'da bir kişinin COVID-19 nedeniyle öldüğünü duyunca birazcık silkinmeye başladık. Daha sonra Avrupa'nın bir takım ülkelerinde de aynı bu salgının can almaya başlayınca olayın biraz daha ciddiyetini aradı. Öğrendik ve daha doğrusu bir salgına biraz hazırlıksız da kalındık. Hazırlıksız derken daha önce de böyle bir deneyimimiz olmamıştı. Hani bazen uzak doğuda veya da işte bazı okyanus ötesi ülkelerde tayfunlar çıkar, efendim fırtınalar çıkar ama önceden meteoroloji haber verir. Şöyle bir şey geliyor. Dikkat edin. Çünkü onu birkaç kez deneyimlemiştir orası. Tayfun gelmezden önce, bir iki gün önceden başlarlar. Bütün ayakta ne varsa her şeyi yatırırlar. Üstünü kapat. Ya tayfun gelir, alabildiğini alır, alamadığı kalır ve öylece o hayat öylece sürer. Ama pandemide böyle bir deneyim olmadığı için ancak pandemi gelip kendi şeyini bize empoze etti. Olumsuzluğunu ve bu süreç içinde aslında bir panik yaratıldı. Yani gerçekten bir panik ama bu öyle de çok şeye hafife alınır bir olay değildi. Çünkü çok yakınlarımızda, civarımızda İnsanlar ölmeye başladı. Sonra bir takım önlemler alındı. İşte sokağa şu anda işte kısıtlıyız, sokağa çıkma yasağımız var. Bizim gibi birçok insan da aynı kısıtlamayı yaşıyor. Yani artık çok fazla özgür değiliz. Sanat yaratmak her bireyin biraz içinde var olan bir şey. Yani doğal bir şey. Ve bunu durdurmak ve bunu yok etmek pek mümkün değil. Eğer önünüz bir şekilde kapatılıyorsa bir kenardan başka bir çıkış yolu arayıp yine o süreci sürdürmeye çalışıyorsunuz. Ya insanlık hep bunu yaptı geldi bugüne kadar. Önüne bir engel gelmişse, bir olumsuzluk gelmişse o olumsuzluktan çıkış çarelerini aradı. Onun için de yine de bu dönem içinde bizler hele bizim kuşakların belli bir yaş üstünde olunca bayağı biz evlerde kısıtlı kaldık. Dolayısıyla da bu atmosfer, bu biraz böyle boğucu yapı gerek teknik olarak gerekse psikolojik olarak birçok sanatçının, birçok yaratıcı insanın alışılagelmiş olan tavırlarını, davranışlarını biraz değiştirdi. Dünyaya artık eskisi gibi biraz bakamıyoruz aslında. Onun için de yeni dönem başladı. Sonra efendim insanlar evlerinde şeyler üretmeye başladı. Bazıları atölyelerine gidemedi.
efendim gelen kısıtlamanın bütün her boyutu her insanda olduğu gibi sanatla uğraşanlar üzerinde de belli olumsuzlukları getirdi. Tabii bunlardan şeyi galeriler kapandı. Galeriler kapanınca yeni seyirciyle ya yapılan işlerin seyirciyle buluşma yoluna sayısal gelen ya da dijital dediğimiz platformlar gündeme geldi. Biraz önce Osman'ın söylediği bir şey daha vardı. O da yalnızlıktan bahsediyordu. Evet, biraz daha yalnız olundu. Biraz daha zamanımız oldu. Bazen eskiden yapamadığımız, bir kenarda kalan işlerimize biraz zaman ayırırım dedik. Birçoklarımız yazmadığı yazıları yahut da atölyesinde yapmadığı ve hep bir gün yaparım diyerek ihmal ettiği bazı işleri gündeme aldı. Ha, çoğunun yapılıp yapılmadığı tartışılabilir. Çünkü bazen çok zaman olması da eğer zihnimiz o işleri yapmak için diğer özgürlükleri ve benzeri şeyleri bulamıyor ise bazen zaman olmasına rağmen de böyle bir çalışma istenildiği gibi yapılamadı veya da yapıldı. Tabii şey çok önemli, pandemi sürecinin verdiği o yanımızdakileri ötekileştirmekten dolayı içine girdiğimiz yalnızlık biraz bizim kendimize dönmemizi de sağladı. Tıpkı öyle ki yalnızlıkta biraz kendimizi keşfetmeye yöneldik. Birçok insan da bunun yaptığını biliyorum. Birçok insan da kendini şey yapmaya yöneldi. Ve onun için de bazen bu yalnızlık meselesine de şöyle biraz bakındım bu şeyden önce, bu konuşmazdan önce. Kimler yalnızlıktan daha çok yararlanmış? Mesela şairler bundan çok yararlanmışlar. Ve şairler öyle ki bazen onlar şey yaptım. Bir ünlü şair hocası olan şair için söylediği şu söz beni çok etkiledi. Evde küçücük bir odası var diyor. Odası dünyadan büyük diyor. Şimdi odası dünyadan büyük gerçekten birçok insan yalnızlığında dünyadan büyük hayal ve düşünce alemine dalabildi bazen. Bu şey bunu da sağladı. Bir diğer şey günlük yaşamın bütün karmaşasına rağmen, bütün şeyine rağmen insanlar çoğu kez normal hayatın akışından biraz kendisine dönme şansı bulamamıştı herhalde. Montaigne'in şeyini öğrendim. Arka oda diye bir şeyi var. Zaman üzerine, yalnızlık üzerine yazdığı yahut da söylediği şey. Düşünün bir mağazada tezgahtardan var örnek veriyor. Tezgahtar akşama kadar herkesle ilgileniyor. Akşama kadar ona bakıyor. Oradan bunu getir, buradan bunu getir, oradan onu getir, ona bunu bul. Hep böyle her akşam. Ve mağazanın arka tarafında küçücük sadece kendisinin olacağı bir odadan bahsediyor. Sadece kendisine kendi içine dönebileceği, kendisiyle konuşabileceği bir odadan bahsediyor. Şimdi bu tabii ki daha böyle kapsamlı anlatmayı gerektiriyor ama pandemi bir şekilde de kendimizi biraz sorgulama şeyi buldu veya bize fırsatı verdi bu karanlıkta şeyde. Eskiden tabii ki işler yapılıyordu ve seyirciyle buluşması gerekiyor. Tabii galeriler kapandı. Benim de geçen sene şu günlerde mesela bir sergi programım vardı ve
şu günlere yakın bir şeydi herhalde. Nisan'ın başında sergi açmam lazımdı. Bütün işte toparladım, her şeyi hazır, şu bu. Ve ondan sonra galeriler kapandı ve sergi kaldı. Daha sonra da o rüzgarı bir daha yakalayıp ikinci kez oraya gitmeye henüz daha şey bulamadım. Bir heyecan, bir ruh bulamadım. Onun için sergi kaldı öyle. Ama yalnız bir şey değil, birçok insanın bu tür uğraşları, bu tür seyirciyle buluşma, yaptığı işini dışarıya yansıtma imkanı yok oldu. Ama dijital platform ya da dijital düzlem diyelim, dijital düzlem bu konuda sanıyorum bu konuyu çok telafi etti. Yani 1900'lerin başlarından beri böyle hani sanatta vardırmıştı şeyden video çalışmaları, şunlar bunlar biraz daha 1960'lardan önce başlayıp 60'larda şeye gelen ve ondan sonra da günümüze doğru bir şekilde çok da şu anki gibi ihtiyaç duymasak bile o kendi mecrası içinde gelişimini sürdüren bir dijital platform adı, bilgisayar teknolojisi ile de bu bağlantılı olarak gelişti. Doğrusu bu biraz can kurtaran oldu ve birçok galeri, birçok sanatçı gerek sosyal medyadan gerekse de bu dijital platformdan yaptığı işleri seyirciyle buluşturma imkanını buldu bu şeyde. Tabii burada bir mesele var. Şimdi geleneksel olarak galeri mekanının tabii önemi çok ortaya çıktı. Çünkü bir iş ya da bir sanat yapıtı yaratılırken, ortaya konulurken bir şekilde galerisiyle, mekanıyla, ışığıyla, malzemesiyle, her şeyiyle birlikte düşünülen bir olgu. Şimdi öyle yaptığınız bir iş var. O kafayla yaptığınız bir iş var ve bunu siz gerek işte dijital platformda dışarıya yansıtıyorsunuz ya da seyirciyle buluşturuyorsunuz. Bu da aslında çoğu kez bu amaçla ya da bu şekilde yapılmamış bir çalışmayı bir şekilde belgeleyip başka bir şekilde dışarıya yansıtmak. Tamam, işler hakkında bilgi veriyor ama dijital platform ya da dijital sanat dediğimiz sanatta başka türlü gerekleri istiyor. Tüm dijital elemanlarla, dijital teknolojiyle yapılıp zaten onu yaparken de onu yapan sanatçı ona göre işini sonlandırmayı ve işini nasıl gördüğünü baştan tahayyül etmeyi gerçekleştirebiliyor. Onun için orada bir takım sıkıntılar olmuşsa da bu mecra pandemi döneminde sanatçıyla seyirciyi buluşturan bir mecra oldu ve çok önem kazandı. Dolayısıyla birçok müze, birçok galeri, efendim hatta birçok sanatçı kendi kendine yaptığı işleri gerek bu teknoloji sayesinde, gerek sosyal medyadan, gerekse de bu dijital mecralardan seyirciye ulaştırdı. Bilmem daha uzatayım mı yoksa biraz daha şey sorudan herhalde bize. Soru için gayet aydınlatıcı oldu bizim için. Biz zaten hocamın galiba sesini bu ölçüde ikinci tura geçmeden önce duyabileceğiz gibi geliyor. Bir denerse müsaadenizle bu arada. Zafer hocam yine düştü. O zaman Zafer hoca gelene kadar onu en son tura bırakalım isterseniz sayın hocalarım. Ben tekrar Osman Dinç hocama döneceğim. Osman hocam, duyuyorsunuz herhalde, sesim geliyor. Sayın hocam, genel mahiyette şu anda biz Türkiye'deki ortamla, üretim ortamıyla Fransa'daki üretim ortamı arasında sanatsal aktiviteler bakımından biz bir deneme görüşmesi yaptık. Atölyenizi gördük. Gayet üretken bir süreçte görünüyorsunuz orada. Ne durumda? Yani siz üretiminizi sürdürme konusunda bir sıkıntı yaşadınız mı? Bir takım tıkanıklıklar oldu mu? Yoksa böyle bir süreç yaşamadan devam edebildiniz mi?
Biraz çalışmalarınızdan bahsetmenizi rica edeceğim. Neler yaptınız Sayın Hocam bu dönem zarfında? Ne tip işler ortaya çıkardınız? Anlatabilir misiniz? Aslında bu pandemi döneminde ben Fransa'nın merkezinde güzel bir sergi yaptım. Hatta internet ortamında görülebilir. Burada şimdi Paris'te müzeler kapalı, tiyatrolar kapalı. Fakat galeriler açık. Yani belirli bir sayıda seyircinin girebileceği bir şekilde sistem içinde açık ve faaliyet gösteriyorlar. Ben tabii bu ara pek gidemedim Paris'te yaşamadığım için şu anda. Bu şey ortamı, sanat ortamı ticari açıdan bakıldığında büyük bir durgunluk var. Zaten bu Fransa'daki bu durgunluk, yani ben arkadaşlardan duyduğum için söylüyorum. Fransa'daki bu durgunluk birkaç seneden beri var. Tabii bu arada bazı genç sanatçılar, bazı genç galeriler yeni bir ortam hazırlayıp bazı sanatçıların işleri yürüyor. Ama bu arada genel olarak ticari açıdan meseleye bakıldığında Fransa'da büyük koleksiyoncular büyük fiyatlardaki işlere yatırım yapıyorlar genel olarak son zamanlarda. Benim açımdan bakılırsa benim Türkiye'deki 2019'da Tophane'deki yaptığım sergi bana ekonomik açıdan büyük katkı sağladı. Yeni bir atölyeyi genişlettim, yeni bir inşaat yaptım falan. Daha ondan yararlanamadım ama Ankara'da büyük bir atölyem oluştu. Benim ekonomik açıdan diyebilirim pandemiden dolayı veya tam pandemiden dolayı bir sıkıntım yok. İşler yolunda. Son yaptığım işler ne oluyor? Şimdi fiziki açıdan bazı sorunlar yaşadığım için çok daha küçük boyutlu işlere gidiyorum. Ve küçük boy objeler yapıyorum. Mesela size bir kitap göstereyim. Buyurun. Bakın bu kitaba. Eserin adı Gece. 2 sayfalık. Zaten bir kitap okuduğunuz zaman, kitaba baktığınız zaman hani o kitaptan aklınızda kalan bir cümle vardır. İşte o cümle bu. Sanat zaten hikaye anlatmaz, sanat gösterir. Hikayeyi gösterir. Benimki de bu işte onu göstermiş oluyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bu tür ufak işler, ufak boyutlu işler yapıyorum. Mesela ne göstereyim size? Bu da atölyede gösterebilir miyim? Görüyorsunuz. Bu küçük, görüyoruz hocam. Bu 70 santim çapında bir mermi duyu. İkinci Dünya Savaşı'nda atılmış bir merminin parçası. O savaşa katılan bir akraba, hanımın akrabası bana verdi bunu. Ve ben ondan bu yaptım. Savaş ve sonrası bir insan figürü gibi. Adı da Savaş'ta gibi. Bu küçük bir obje mesela. Bu tür şeyler çok bu ara beni götürüyor. Güzel duyguları götürüyor. Bak görüyor musunuz bilmem. Karşıda Görüyoruz hocam. Kesilmiş camdan. Camlardan kartonun içine yapmıyor. Puzzle gibi bir bir iş.
Ha, şunu demek istiyorum. Benim ilk Fransa'ya ilk geldiğim zamanlarda kaldığım küçük bir şey vardı. Apartman dairesi gibi. Eski bir binada. Yıkıldı şimdi. 3 odadan oluşuyor. 9'ar metrekarelik. Bu mutfak masasının üzerinde o zaman lehim teneke makası falan diyeceğim çok az malzemeyle o ortamda, o küçük mekanda 5 tane kişisel sergi çıkarmıştım. Demek istediğim şu, imkanım yoktu, alamadım, edemedim, olmaz. En ufak imkanlarla da çok güzel şeyler yapılabilir. Bunun özeti olarak, özet olarak bunu söylemiş olayım. Ve Delacroix derler ki, der ki, sokaktaki bir çamuru bana verin, ben ondan çok güzel bir resim yapayım, güzel bir nü yapayım der mesela. Demek istediğim, bunları göstermek demek istediğim bu, her şeye rağmen moralinizi bozmayın, atışa devam. Çok tamam. Teşekkür ediyoruz Osman Hocam. Çok değerli eserlerinizi bizimle paylaştınız. Onlar ilk olarak bizimle görücüye çıktılar. Gerçekten ellerinize sağlık. Çünkü sanat yaratım süreçlerinde bir problem çözme ve bir katarsis de olduğunu biliyoruz sanat yapmanın. Bu anlamda gerçekten de sizin atölyenizde yaşayan, nefes alan bir ortam görüyoruz. Siz gezdirdiğinizde ben de çok etkilendim. Bir bahçesi var yan tarafta. Ve çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine size geri döneceğim. Son bir cümle söyleyeceğim. Buyurun Sayın Hocam. Sanat meslek değildir, bir yaşam tarzıdır. Galeride satıldı, satılmadı. Ben 20 yıl hiç eser satmadım. Anlatabildim mi? İlk 20, yani bir iki satsam bile yani. Yani malzeme alacak parası kadar satmış olabilirim. Onun için şeyi kabul etmemek lazım. Bunu bir meslek olarak kabul etmemek lazım. Sanatın öğretimi, hocalık meslektir. Ama sanatçı olmak bir yaşama tarzıdır. Bunu böyle kabul edip, başka birçok iş yaptım tabii yanında yaşamımı kazanmak için. Boyacılık yaptım, hocalık yaptım, illüstrasyon yaptım. Ama sanatımı sürekli, yani sanatımı yapabilmek için yaptım. Çoluk çocuğa karıştım tabii bu ara. Demek istediğim bir yaşam tarzıdır. Bu yaşam tarzını kabul ediyorsanız yola çıkın. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim hocam. Konuşmamızın ikinci turunda özellikle ben sanatçılık nedir, ne değildir, yaratım süreçlerinde öğrencilerimize ne gibi tavsiyeleriniz olacak ve Türkiye'de bu şartları sağlayacak olan sanat eğitimi konusunda ne önereceksiniz? İkinci turda bu konuya geçecektim. Bir çok güzel bir bağlam oluşturdunuz. İkinci turdaki konumuz bununla ilgili olacak. Dolayısıyla hemen ben Remzi Savaş Hocam'a bu kaldığımız noktadan devam edeyim. Zafer Hocam'ın durumu nedir? Sesimizi duyabiliyor mu Zafer Hocam? Hocam bir dener misiniz Remzi Hoca'ya geçmeden? Sizin de görüşlerinizi almak istediğiniz eğer girebiliyorsanız. Açabilir misiniz Zafer Hocam? Mikrofonu açabilir misiniz sadece? Görüntü olmasa da olur Zafer Hocam. Zafer Hocam burada olduğunuzu görüyorum ama alt tarafta, sol altta mikrofonumuz açıldı mı? Konuşabilir miyiz Zafer Hocam? Yine ses geldi ama açmadı. Mikrofonu açık ama ses gelmedi. Zafer Hocam? Beni arıyorlar galiba ama. Evet, aynen sizi arıyorum Sayın Hocam. Mükemmel. Kameranızı herhalde aktif haline... Ergül Hanım, duyabiliyor musunuz beni? Çok güzel duyuyoruz Sayın Hocam, buyurun. Fakat kamera açılmıyor benim. Hocam sağlık olsun, sesiniz de yeter bize. Eğer sakıncası yoksa. Görüntüsüz mü katılayım diyor.
Görüntüsüz de olabilir hocam. Eğer sol alt köşeden orada bir kamera işaretimiz var. Oradaki çarpıyı kaldırabilirseniz o oluyorsa, olmuyorsa düşüncelerinizi görüntülü değil sadece sesli alabiliriz. Dinleyin hocam şu anda. Sol altta mikrofonun hemen sağ tarafında video var. Hocam görüntü de gitti şimdi. Siz, hocam biz duyuyoruz sizi. Biz duyuyoruz hocam sizi. Hayır duyuyorsunuz da hocam görüntü de kayboldu şimdi. Bizi göremiyor musunuz hocam şu anda? Şimdi hani duyuyorum ama göremiyorum sizi. İnanamıyorum. Hocam görmeden radyo programı gibi yapsak, yeni bir böyle süreç içerisinde yine yaratıcı bir şekilde sizin için mahsuru yoksa değerli görüşlerinizi sesinizle aktarmanız uygun mu sizce mahsuru yoksa hocam? Aygül Hanım, şimdi mikrofon kapalı, benim kamera pardon, kamera kapalı. Ama isterseniz görüntüsüz düşüncelerimi söyleyeyim. Çok güzel olur hocam. Hiç fark etmez. Biz sizi hep hayal ederiz zihnimizden. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Sorunuzu rica etsem. Sayın hocam, pandemi süreci içerisinde neler yaptınız? Bu süreçteki özellikle yaratıcılığınıza nasıl etkiledi mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Aktif bir şeyler yapabildiniz mi? Ve sanat camiasındaki ilişkiler konusunda konuşuyoruz. Pandeminin etkileri üstünde. İlk turumuzda. Aygül Hanım, hiçbir şey sesiniz gelmedi. Benim sorumu duymadınız mı hocam? Alo? Duyuyor musunuz Sayın Hocam? Şimdi duyuyorum böyle. Sayın Hocam, pandemi sürecinde sizi nasıl etkiledi sanatsal süreçlerinizde? Ne düşünüyorsunuz bu bağlamda? Şimdi ben önce şu var. Bu pandemi süreci maalesef ülkemizde, tabii bütün ülkemizi değil, bütün dünyayı teslim aldı. Bu arada tabii son derece özveriyle çalışan kaybettiğimiz sağlık mensupları ve yurttaşlarımıza tabii rahmet diliyorum ve kalanlara tabii başsağlığı ve sabır diliyorum. Ve ayrıca bu programı düzenlediğiniz için de sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii maalesef bu teknik sorunlardan dolayı arkadaşlarımı, gerek Osman'ı gerekse Remzi'yi dinleyemedim, izleyemedim. Ama ben kendi düşüncemi hemen isterseniz kısaca özetleyeyim. Bir zaman sınırlaması var mı Aygül Hanım? Hocam normalde toplamda yarımşar saat ama iki tur yapmayı düşündük. Bir onar dakika konuştu hocalarımız. Genel bir değerlendirme. Daha sonra biraz daha yaratıcılık, eğitim ve Türkiye meselelerine geçmeyi düşünüyoruz hocam. Evet. Şimdi bu bir tabii çağın felaketi. Yani bunu kabul etmek lazım. Bütün dünyayı teslim alan ve adeta bir korkulu rüya. Geçmişte bütün dünyanın bir korkusu vardı. Bu da nükleer korkuydu. Nükleer savaş korkusuydu. Fakat pandemi çağımızın felaketi olarak yeni bir korkuyu getirdi. Korku saldı toplum içerisinde. Tabii bu pandemi sürecindeki zorunlu içeri kapanma, zorunlu bir nevi hapis gibi, ev hapsi gibi durumların ortaya çıkması insanların özgürlüğünü kısıtladığı, ruh sağlığını etkilediği kuşkusuz. Bunların tabii yaratıcılık üzerinde ne gibi etkileri olabilir? Onun üzerinde isterseniz görüşümü kısaca belirtmek istiyorum. Şimdi şu bir gerçek. Bize sanat tarihi olsun, hani sanatın sosyal tarihi olsun, sanat sosyolojisi tarihi olsun, şunu gösteriyor. Büyük savaşların olduğu dönemlerde, göçlerin olduğu dönemlerde, büyük salgınların veya doğal afetlerin olduğu dönemlerde yaratıcılık maalesef ket vuruyor. Yani yaratıcılığı etkiliyor. Bu afetlerden veyahut da felaketlerden en çabuk etkilenenler de kuşkusuz sanatçılar.
Yani sanatçılar çok duyarlı insanlar olarak çabuk etkileniyorlar. Ancak şu var, bu içeri, ben ona tıkılma diyorum, zorunlu tıkılma veyahut da hapis, her neyse, bizim yaratıcılığımızı veya sanatçıların yaratıcılığını genelde etkiledi mi? Bana kalırsa etkilemiş olmalı, etkilemesi gerekir. Yani tarihsel bir determinizm olarak. Ancak şu var, biliyoruz ki sanatçılar yalnızlığı seven insanlardır. Yani kendilerini yalnızlığa çeken, fakat bu yalnızlığa çekme, bu bir tercih meselesidir. Yani sanatçının kendisini yalnızlığa çekmesi aslında yaratıcılığa ayrılmış zaman demektir. Yoksa sıkıntıya değil. Ama bu içeri tıkanma veyahut da zorunlu içeride kalma, zorunlu olduğu için, insanların özgürlüğünü kısıtlayan bir zorunluluk olduğu için, bunun tabii sanatçının özgürlüğü, özgürce kendi iradesiyle verdiği bir karar sonucunda kendisini yalnızlığa çekmesi olayı söz konusu değil. Eğer sanatçı kendisini yalnız hissetmezse, yani kendi tercihiyle yalnızlığı seçmesi aslında kendi kalabalığıyla baş başa kalmak içindir. Yani yaratıcılığa ayrılmış bir zamandır bu seçim. Ancak buradaki tabii zorunlu içeri kapanma bir nevi özgürlüğü kısıtlayıcı olduğu için yaratıcılığı etkilediğini sanıyorum. Ancak pardon, bu pandemi sürecinde sosyal medyada veyahut da genelde basında, görsel medyada gördük ki, yani yasaklar gelir gelmez, içeri zorunlu kapanma dönemleri gelir gelmez, birçok kişi bir nevi virüsün fotoğraflarına benzer, virüslük bir takım resimleri, fotoğraflara benzer bir sürü resimler yayınlanmaya başladı. Halbuki bunlar, yani kısa sürede hemen etkilenip böyle bir sanatsal inceye dönüşmesi zaman alan bir şeydir. Yani birdenbire kuşuna benzer, fotosentez gibi bir olaydır. İnsanlar, sanatçılar kuşkusuz doğal olaylardan, toplumsal olaylardan etkilenirler ve bu etkilenmeler, aldıkları izlenimleri düşünce süzgecinden geçirdikten sonra imgeye dönüştürürler. Bu imgeye dönüşme adeta yediğimiz bir besinin kana karışması gibi bir şeydir. Yani bunun bir deyim yerindeyse, deyimimi mazur görün, bir geviş getirme süresi vardır. Yani aldığınız izlenimleri hazmedeceksiniz, onu düşünceye dönüştürüp ve imgeye dönüştürüp ondan sonra imge şeklinde, bir sanatsal imge şeklinde dışa vurursunuz. Ama bu tür sergiler, resimlerin ben gerçek sanat ürünü olduğunu pek sanmıyorum. Tabii bu herkes için geçerli değildir. Dehanın gücünü siz engelleyemezsiniz. Yani büyük sanatçılar için bu söz konusu olmayabilir. Fakat pandeminin bir başka etkisi, insanı toplumsal hayattan, sanatçıyı da tabii, normal vatandaşı da olduğu gibi, sanatçıyı da toplumsal hayattan kopardı. Yani sanatsal etkinlikler, sergiler olsun, toplantılar olsun, müze gezmeleri, ziyaretler, hatta sanatsal müzayedeler, şunlar bunlar, hepsi bir bakıma engellenmiş oldu. Yani sosyal hayattan kopan bir insanın çok rahat olması, yani ruh sağlığını etkileyecek derecede yalnızlığa itilmesi, bir bakıma sanatı da gerçek hayattan sanal hayata, yani hayal dünyasına itiverdi. Bunun tabii hiç olmazsa, madem ki içeri kapanmak zorunda kaldık, hiç olmazsa sosyal medya yoluyla veyahut da dijital teknolojiyi kullanarak sanatsal etkinliklere katılmak kuşkusuz hiç yoktan iyidir. Ancak bunun gerçek sanat hayatıyla, gerçek yaşamla ilgili, sanatın birebir yaşanması konusunda onu karşılayacak durumda olduğunu kabul etmek pek mümkün değildir. Çünkü yani sanal ortamda, dijital ortamda sanatla karşı karşıya gelmek bir nevi hayal dünyasında bir nevi rüya görür gibi bir şey. Mesela bir
bir insanın bir sanatsal etkinliği, diyelim bir tiyatro etkinliğini veya bir sergiyi sergi salonunda, bir tiyatro eserini tiyatro salonunda seyretmek veyahut da futbol maçını futbol sahasında seyretmekle televizyon karşısında veya işte internet karşısında seyretmek veya algılamak aslında çok farklı bir şey tabii. Yani sanat öyle bir şey ki sanatın bir toplumsal işlevi de var. Yani sosyalleştirme işlevi vardır ve duyguların paylaşılması. Yani bir serginin sergi salonunda gezip dolaşılıp insanlarla karşılıklı sohbet ederek, konuşarak veya üzerinde tartışarak algılanması başka bir şey. Sosyal medya üzerinden algılanması çok farklı bir şey. Bir basit örnek vereyim. Mesela bu işte teknolojinin azizliğine uğradık ve bir türlü de bağlantı kuramadık. Mesela bu konuşmayı ben bir salonda sizinle beraber karşılıklı olarak izleyicilerle yüz yüze, göz göze gelerek bu konuşmayı yapmak isterdim tabii. Ama bu mümkün olmadığına göre hiç olmazsa hiç yoktan iyidir. Yani kötünün iyisine razı olmak gibi bir şey. O nedenle yani bu sosyal medya üzerinden sanatçı algılamak oldukça zor ve bana biraz son derece yapay ve tabii ki tekrar ediyorum hiç yoktan iyidir ama son derece kısıtlı ve algılaması çok zor gibi geliyor. Şurası bir gerçek. Yani gerçekle sanal arasında daima bir boşluk vardır. Onun için de insanlar artık sanat ve kültürü yaşayamaz oldular, yaşayamıyorlar. Ve kültür endüstrisi dediğimiz şey düşünce gelişimini... Pardon, çok özür dilerim. Yani kültür endüstrisi aslında düşüncenin gelişmesini de biraz engelliyor. Yani düşüncenin gelişmesini demek hazır kotarılmış bir takım bilgiler veya bir takım mesajlar, iletişim temaları vesaire veyahut da insanların dikkatine sunulması tabii ki bir bakıma iyi ama insanlar sosyal medya aracıyla veya teknolojik araçlar vasıtasıyla edilgen hale getiriliyor, pasifleştiriliyor. Yani bir insanın teknolojik araçlar vasıtasıyla algılaması başka bir şey. Bizzat birebir kontak kurarak, ilişki kurarak, onu yaşayarak algılaması çok farklı bir şeydir. Yani kısacası şunu demek istiyorum. İnsanla nesne arasına, insanla yaşam veya toplumsal yaşam arasına, insanla doğa arasına, araçlar girdikçe, bu isterse en teknolojik gelişmiş araçlar olsun, araç girdikçe algı zayıflar, algı güçsüzleşmeye başlıyor. Bu nedenle de teknik araçların, teknolojinin bir insan doğasına uygun olarak düzenlenmesi, organize edilmesi kuşkusuz çok önemli. Ancak bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Ünlü eğitimci bizim Hasan Ali Yücel'in bir şeyi vardır. Diyor ki, teknolojik araçlar, teknoloji beynin doğal yaşama veyahut da günlük hayata uzanmış bir uzantısıdır yani. Günlük hayata, beynin hayata bir nevi uzatılmış şeklidir. Ama diyor teknoloji insan zekasını bilediği kadar, yani insan zekasını keskinleştirdiği kadar bazen eğer iyi kullanılmadığı takdirde yer bitirir de. Mesela televizyon kültürü dediğimiz veyahut da internet kültürü dediğimiz şey hazır bilgi, emeksiz bilgi, emek çekilmeden elde edilmiş bilgilerdir. Tuşa basıyorsunuz, önünüze akıyor. Ama bir de kazanılmış bilgi dediğimiz, kazanılmış duyarlılık diye bir şey var. Bunların teknolojik araçlar vasıtasıyla tabii bazen olumsuz sonuçları da olabiliyor. Mesela insanlığı atalete, bir bakma insanları tembelliğe, hazır bilgiye alıştırması da bir nevi olumsuz bir şey olarak düşünüyorum ben. Ve eğer özetlemek gerekirse şimdi
yaşam alanına dönüşmüş sanat mekanları oluşturmadan, yani müzeler vesaireler falan oluşturmadan sanatın topluma mal edilmesi pek mümkün değildir. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela Ankara'da Zafer Çarşısı'nda bir galeri vardı bir zamanlar. Oraya girenler aşağı yukarı o galeri günde 9000 kişi tarafından geziliyordu. Ve bunlar Ankara'daki sanat birikiminin veya sanat ortamının gelişmesine çok büyük katkısı olmuştur. Ben sanatsal, yaşayan sanatsal mekan derken şunu kastediyorum. Mesela Stuttgart'ta bir devlet güzel sanatlar galerisi vardır. Galerinin veyahut da müzenin içerisinden cadde geçiyor, sokak geçiyor. Yani bu mekanları halka mal etmek veyahut da halkın o mekanlar, sanat mekanları içerisinde sürekli kontak halinde olabileceği, yaşayabileceği bir duruma sokmak gerekir diye düşünüyorum. Yani tabii ki bu her zaman için geçerli olmayabilir. Fakat sanal hayatla gerçek hayatın bir bakıma tam birbirini karşılayacağını söylemek pek mümkün değil. Bunu herkes biliyor, bilinmeyen bir şey değil. Ancak şunu da hemen belirtmekte yarar var belki. Görsel algı, görsellik algıların en güçlüsüdür. Rudolf Arnheim'in bir sözü vardır. Onu hemen burada belirtmek istiyorum. Yani görsel algının eksik olduğu bir yerde hiçbir şey tam değildir. Tam bir başarı mümkün değildir. Onun için görsel algının sürekli toplum tarafından yaşanılır halde canlı tutulması gerekir. Ve bunun için Leonardo'nun da yani bunu belirten çok güzel bir sözü vardır. Ey şair kardeşim diyor, senin sözcüklerin varsa, soyut sözcüklerin varsa benim diyor somut biçimlerim vardır. Bir şeyin anlaşılması için onu anlatmaya veya şeye gerek yok. Onu göstermek yeterlidir. O bakımdan yani algılama veyahut da sanatın algılanması, gerçek ortamda birebir yaşanması çok önemlidir diye düşünüyorum. Tabii burada ben bunları anlatırken bir takım izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin de soruları olacağını sanıyorum. Bilmiyorum. Bu konuda soru sormak isteyen var mı? Veya soru varsa memnuniyetle cevaplamaya çalışmak isterim. Zafer Hocam çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların sonunda chat ekranından sorular gelecek. O soruları ben size kime yönelttiklerini de eğer belirtirse soru soran öğrencilerimiz, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız. Ona göre ben size tekrar döneceğim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Birinci turda gerçekten genel perspektifte bize yine sizin de bağlamanızla aslında biz şuraya yönelelim isterim bu noktada. Özellikle dijital ortam ve yeni medya araçlarından bahsettik. Bunların ben üç boyutlu gösterimde veya sanatın diğer formlarında da olabilir. Ne gibi etkileri var ve bunlarla ilgili düşünceleriniz nedir? Kavramsal ya da çağdaş bağlamda şu anda içinde bulunduğumuz geleneksel metotların dışında sanat üretimlerini görmekteyiz. Sanatsal süreçler işletilmekte. Bunlar siz de belirttiniz. Hem sanatın üretim aşamasında hem de tüketim arıza dönüştürülmesinde farklı boyutlarda dijitalleşme sürecindeyiz. Şimdi Remzi Savaş Hoca'ya dönmek istiyorum hocam. Bu bağlamda biz eğitimde de dijitale döndük biliyorsunuz. Artık atölyelerimizde herhangi bir şekilde yüz yüze de sanat eğitimi veremiyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz sayın hocalarım süreçlerde kullanma süreçlerinde? Şimdi bu pandemi sürecinde gayet tabii demin dediğim gibi işte kontak kurma imkanı azaldı. Mesela atölye ziyaretleri, öğrenciyle karşı karşıya ders yapma veya sanatçılarla görüş alışverişinde bulunma olanağını tabii kaldırdı bu yasaklar veyahut da zorunlu işte içeride tutulmalar vesaire. Onun için de hemen şunu söyleyeyim, belki bir şey eklemek isterim esas konuya geçmeden önce. Bu pandeminin çok önemli bir öğrettiği bir şey oldu topluma. Bu şu anlamda çok önemli. Mesela sağlık bir takım
sağlık sorunlarının her şeyin önünde olduğunu, her şeyden önemli olduğunu ve sağlık mensuplarının ne kadar önemli olduğunu veya bir de bir takım değerlere karşı güvenini sarstı. Yani bugün açıkça bir şey söylemekte yarar var. Bugün dünyada 200'e yakın devlet var ve bu 200'e yakın devlet içerisinde 50'nin üzerinde din var. Dini inançlar, dini inanç sahibi olanlar var. Bunlar hepsi bütün bu çaresizlik karşısında, yani pandeminin getirmiş olduğu bu felaket karşısında, çaresizlik karşısında yapacakları bir tek şey vardı. O da bilime sarılmak ve nitekim bu ispatlandı bir bakıma. Herkes aşı bekledi. Yani birçokları mesela efendim orta çağdaki veba salgını sırasında da bütün orta çağdaki Avrupa, bütün dünya kiliselere toplanıp dua ederken veba daha çok yaygınlaştı. Şimdi burada anlaşıldı ki böyle dua etmekle veyahut da bir takım şeylere, bilinmeyen güçlere sığınmakla bu tür afetlerin engellenmesi mümkün değil. O halde bilime, akla dayanan, akla güvenen ve çağdaş düşünceyi biçimleyen bilime sarılmak çok önemli. Ve nitekim toplum dünyanın her tarafında aşılar konusunda hassasiyet gösterip aşı beklemek suretiyle bir takım değerlere karşı da güvenlerini aşağı yukarı sarsılmış oldu. Mesela bizim ülkemizde de ilk günler, pandemi yayıldığı günlerde efendim dua edin diye tavsiyelerde bulunuldu. Yani bir takım ortalıkta sarıklı, cübbeli gezen insanların hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını görünce onlar da anladılar ki aşağı yukarı bu tür şeyler böyle bilinmeyen güçler önünde diz çöküp yalvarmakla falan değil. Ancak bilime güvenmek de oluyor. Şimdi sanat konusunda ise şunu hemen söyleyeyim. Mesela Leonardo'nun da belirttiği gibi özellikle hiçbir, tabii daha doğrusu John Berger'in sözü var ama Leonardo'ya gönderme yapmak için bunu söylüyorum. Hiçbir söz gördüklerimizin tümünü anlatmaya yetmez. O halde sanat eğitimi konusunda da birebir görsel eğitim, model karşısında veyahut da her ne olursa olsun. Yani karşılıklı hoca, öğrenci, sanatçı, işte sanatsever veyahut da bu arada tabii hemen söyleyeyim, sanatın pazarlamasıyla ilgili küratörlerden, galerilerden, müze müdürlerinden, işte eleştirmenlerden şuna kadar bütün herkesin anladığı veyahut da anlaması gereken bir şey, o da sanatçının yaratıcılığının aşağı yukarı böyle bir takım soyut ilişkilerle pek gerçekleşemeyeceğini, sanatçının kendi dünyasına çekilip kendi kalabalığıyla, kendi yalnızlığı içerisinde kendi kalabalığıyla baş başa kalmak suretiyle yaratıcı güçlerini ortaya koyabilecek bir ortamda doğmuş olduğunu düşünmek mümkün belki bu yalnızlaşma sürecinde. Ancak toplumla ilişkisi, yani sanatçının veya bütün insanların toplumla ilişkisi kesildiği sürece de tarih bize gösteriyor ki sanat tarihi, toplumların büyük savaşlar, göçler veyahut da felaketler sırasında yaratıcı güçler bakımından zayıfladığını görüyoruz biz. Şimdi pandemi sürecinden sonra, bu pandemi sürecini yaşadıktan sonra ben bir sanatsal patlamanın olacağına inanıyorum. Çünkü şu bir gerçek, en büyük dönemeçler, en büyük, en çok veya en büyük çalkantıların olduğu dönemlerde ortaya çıkarlar. Yani en büyük devrimler, en büyük sanatsal, bilimsel veyahut da sosyal devrimlerin hepsinin belli büyük dönemeçler dönüldükten sonra ortaya çıktığını biz biliyoruz sanat tarihinden vesaire. Onun için bugün bu pandemi sürecinin tabii ki olumsuzlukları karşısında bir olumlu yönün de olacağını sanıyorum. Yani ileride yeni bir dünya kuruluyor. Herkes kendisiyle, sanatçı olsun, idareciler, yöneticiler, bilim adamları kendi kendiyle hesaplaşmaya başladılar. Yani ne yapabiliriz diye. Onun için sanat eğitimi bakımından da bu gerilem, yani bu süreç içerisinde maalesef çok büyük bir tabii kayba uğradık.
eğitim açısından da, sanatsal birikim açısından da. Ama bunların bu, yani bu açığı kapatmak için insanlığın yeni bir heyecanla, yeni bir enerjiyle bir atılım göstereceğine inanıyorum ben. Bilmiyorum sorunuzun karşısında. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şimdi ben sözü Remzi Savaş Hocamıza müsaadenizle vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı. Tekrar döneceğim hocam size, saygılar. Buyurun Remzi Hocam. Evet, sorunuzu tam duyamadığım için devam mı edeyim? Sayın Hocam, kaldığımız yerden de eklemeler yapabilirsiniz. Aslında ana tema şu, dijitalleşme sürecindeyiz diye bağlama girdik. Ve bu süreçte hem sanat yapana hem de biz meslek açısından da eğitim açısından da sanat piyasasındaki icra yöntemlerine yansıdığını biliyoruz dijitalleşme süreçlerinin. Şu anda da zaten dijital bir ortamda paylaşım yapıyoruz. Bunun etkileri üstünde biraz değerlendirme yapabilirseniz çok seviniriz. Yani eğitime olsun, sizin kendi süreçlerinize ve şu anda içinde bulunduğumuz sanat dünyasına iki boyutuyla birlikte. Teşekkür ederim. Evet, şimdi tabii eğitim konusundaki düşüncelerimi biraz daha sonunda vereyim. Aslında başta bıraktığım yerden biraz devam ettikten sonra belki sorunuza da geleceğim. Şimdi sanat eseriyle, pandemi sürecinde sanat eseriyle ya da sanat yapıyla izleyicinin buluşmasının bir dijital ortamla sağlandığını büyük ölçüde gördük. Yani müzeler, efendim galerilerin birçoğu kendileri bir takım dijital içerikler hazırlayarak halkla paylaştı. Yalnız bu alan değil. Aslında tiyatro alanı, müzik alanı da böyle bir paylaşımda bulundu. Biraz önce bizim Zafer Bey'in de belirttiği gibi aslında tabii ki bütün bunlar nasıl düşünülmüş, nasıl tasarlanmışsa öteden beri aynı zamanda o ortamla paylaşılması en ileri paylaşım seviyesini vermekte. Yani siz gerçek bir galeride bir iş sergilemek istiyorsunuz ve sizin sergilediğiniz iş dijital bir ortamda sunulduğu zaman aslında o birçok şeylerini zaten kaybetmiş olur. Ama dijital bir mecrada dijital olanaklarla yapılmış çalışmalar için bunun istisna tutuyorum. Yani dijital araç gereçlerle, dijital teknolojiyle ve dijital düşünceyle üretilmiş bir dijital yapıt bugün bir takım yerlerde yerini alıyor. Şimdi ama diğer taraftan galerilerin gerçek mekan olması çok önemli. Ancak geleneksel olarak yapılmış yapıtların algılanması ve sunulması için. Çünkü burada sanat yapıtları deneyimleniyor. Burada o atmosfer çok önemli. Bir şekilde o yapı o işin bir parçası olarak daha önceden tasarlandığı için yokluğu her şeyi yarım yani her şeyi istenilen düzeyde yansıtmıyor. Şimdi bu pandemi döneminin belki de bu camiaya kazandırdığı en önemli şeylerden birisi herkes yani sanat kurumları, galeriler, müzeler bir şekilde bir dijital arşiv oluşturabildiler ve bu konuda da bir takım uzmanlaştılar da belki bu süreç içinde. Yani önceden herkes bir takım bir şeyler yapıyordu ama bunu bu şekilde insan yararına sunabilme ya izleyicilerin yararına sunabilmeyi biraz da bu pandemi zorunlu kıldı. Şimdi efendim bu şeyi belirttikten sonra ben tabii şeylerden fazla anlamam yani sanat pazarı, sanat piyasasından yani o konuda da çok fazla öyle çok fazla bir şey kazandığımı söyleyemem. İşte öteden beri hocalıkla gidiyoruz, arada bir de sanat yapıyoruz bir şeyde. Şimdi ama şu var, bugün gene bu dijital ortam aynı zamanda bir pazar içinde önemli bir araç oluyor. Yani kişiler yahut da galericiler ellerindeki yapıtları
dijital ortamda müşterilerle buluşturuyorlar. Dijital ortamın gerçekten içine girdiğiniz zaman sağladığı çok büyük olanaklar var. Yani eğer dijital teknolojiyi ya da bilgisayar teknolojisini eğer iyi kavramışsanız, biliyorsanız ya da elinizde bunu yapabilecek elemanlarınız varsa dünyanın öbür ucundaki bir galeride sadece yaptığınız programlarla işlerinizin programını göndererek, oraya göndererek eğer diyelim ki döküm mü yaptıracaksınız, modeller hazırlanıyor orada, efendim galeride şöyle sergiler hazır. Yani sadece programlarını göndererek bir sergiyi çok daha uzak bir ülkeden gerçekleştirmeniz mümkün olabilir. Bu tabii ki çağın yeni bir olayı, çağın yeni bir teknolojisi ve tabii ki ister istemez tüm teknolojiler, tüm yeni buluşlar kendisini sanatta göstereceklerdir. Yani buna karşı durmak mümkün değil. Yani bu 1900'lerin başındaki sanat ve sanat malzemeleriyle bugünkü sanat malzemeleri ve sanatta kullanılan teknolojiler bunlar paralel olarak günlük bilim, teknoloji gelişimine paralel olarak hepsi belli bir evrim geçirmiş oluyorlar. Geçirirler. Gelince eğitim konusuna gelince ben aşağı yukarı 30-40 yıldır hocalık yaptım bu mesleğin içindeyim. Bazen bir düşünce yahut da bir küçük yansıma, ne derseniz adını, sizi bir şeye başlatabilir, bir şeyin arkasından koşturabilir. Ancak hep şunu gözledim, öğrenciliğimde de, öğrencilerime de, bir meseleye, bir konuya nereden başladınız ve nereye kadar gittiniz? Başlangıcında siz neredeydiniz? Daha sonra neleri buldunuz kendi içinizde? Kendi içinizdeki yolculuk nereye kadar gitti? Ve bu nerede sonuçlandı? Eğer bunu burada aldım, burada bitirdim diyorsanız aslında iş üzerinde biraz yorulmamışsınız demektir. Emek vermemiş, düşünce gelişimine kapıları açmamışsınız demektir. Bunu yalnızlığınızda yaşamamışsınız demektir. Ve bu serüvene hep bakarım. Yani nerede başladı, nerede bitti? Bu önemlidir. Bana göre önemli tabii ki. Bunun dışında istisnalar olabilir mi? Belki olur. Yani bazen çok bir günde de bir şey yapılır ama onun çok öteden beri gelen beyindeki hazırlığı, birikimi olarak da o görülebilir. Ama bir şeyi çok boyutlu düşünmek, çok boyutlu sorgulamak belki de yapılan işlere çok daha derinliğine katma sağlayabiliyor. Bilmiyorum, böyle sorularınız olursa ben diyeyim. O konuda düşüncelerimi söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Hocam. Değerli düşüncelerinizi sizinle paylaştınız. Ben Osman Hocam'a da aynı şekilde soruyu yönelteceğim. Osman Hocam, siz özellikle ben şuna dikkat ettim. Sanatsal süreçleri gerçekleştiren atölyede bir sanatçı olmakla sanat eğitimi veren amaçların birbiriyle örtüşmediğini aslında söylediniz, değil mi? Yani süreçte bir sanatçı olmakla meslek olarak sanatı icra etmekle süreçler arasında giriş konuşmamızda orayı biraz açmanızı istiyorum. Çevreyle sanat ve eğitim arasındaki bu ilişkiyi biraz daha açar mısınız hocam? Yanlış anlatmış olabilirim. Şöyle diyeyim tekrardan. Sanat okulları bir ortam. Bu okulların görevi sanatçılara sanatı yakından tanıtmak, tarihiyle olsun, güncel olaylarıyla olsun, yakından ziyaret ettirmek, onlara onu göstermek içindir. Ve sanatçı buradan edindiği bilgileri
sonra kendisi şu veya bu şekilde uygular veyahut da unutur. Çünkü yaratmak unutmaktan geçer. Yani öğrendiğiniz her şeyi unutacaksınız. Beyninizde serbest proteinler diyeyim, serbest kelimeler olup yeni kendi kompozisyonunu yapacaksınız. Yaratma olayı budur. Bir de şu konuyu anlatmak istiyorum. Kültür olayıyla, sanat olayıyla sanatçı aksiyonu, yani aksiyon artistik diyelim, çok farklı iki şeydir. Yani benim şu anda atölyede yaptıklarım sanat eseri değildir. Yani aksiyon artistiktir. Siz buna baktığınız zaman, beğendiğiniz zaman, belleklerinde olur toplum olarak benimsediğiniz zaman sanat eseri olur ve kültürel boyutlarını orada kazanır. Dolayısıyla şunu demek istiyorum, yani başka bir deyişle. Bugün yaptığım bir şeyi yarın beğenmeyi kırabilirim. Tamam mı? Bu dolayısıyla bir aksiyondur. Bu aksiyonu kabul ettiğiniz zaman sanatçı olarak şey yaparsınız, söyleyin şunu, özgür davranırsınız, büyük deneyimlere kendinizi şey yapabilirsiniz. En büyük tehlikesi sanatçının bildiklerinden dolayı otosansürüdür. Ben öğrencilerime tek şey söylerim, benim sınıfta söyler idim, benim sınıfta tek yasak otosansür. Bu çok önemli. Yani acaba yaptığımı beğenirler mi diye bir şey vardır ya. Kimsenin sizin yaptığınızın kimsenin umurunda değildir. Beğenirler mi lafı sizin alter egonuza sorduğunuz sorudur. Yani siz beğenip beğenmeyeceğinizi siz karar vereceksiniz demek istiyorum. Yani dolayısıyla sanat olayı özgürlüğün, yani özgürlüğün gerçek anlamda var olduğu bir ortamdır. Tamam. Özgürlüğün anlatımıdır. Bunu Boyce de söyler. Sanat olayı özgürlüğün bizde özgürlüğe biçim vermektir. Daha doğrusu zamanımıza biçim vermektir. Yani mesela bir kişi, sanatçı eserini satarken ne satar? Sanat eseri satar ama aslında sattığı şey onun hayatından bir dilimdir. Anlatabildim mi? Bu hayatından bu dilim çok önemlidir. Bunu alan kişiyi alabilir misiniz? Bir hayatından bir dilim alıp, birinin hayatından bir dilim alıp hayatının ömrünü metaforik anlamda ömrünü uzatmış olur. Onun için koleksiyoncuların öyle bir hırsı vardır. Çok bir olay, ortamdır. Yani çok hırslı bir ortamdır. Koleksiyonculuk ortamı. Yani bildiğimle rastladığım için söylüyorum. Dolayısıyla bu tamamen bir yerde zamanla çok yakından ilişkilidir sanat ve yaratma olayı. Yani sinemacı Renoir vardır. Onun oğlu da bildiğimiz ressam Renoir'dir. Yok, pardon. O babası, sinemacı Renoir'ın babası ressam bildiğimiz Renoir'dır, empresyonist. Oğlu der ki, bir kalemle bir kağıtla bir parmağınızı değdirdiğiniz zaman, elinizi kalemle değdirdiğiniz zaman sanki sonsuzluğa dokunuyormuşsunuz gibi olur der. Ben bunu yapamadığım için sinema yapıyorum der. Yani demek istediğim, bir eğri düzgün bir çizgi çizdiğiniz zaman şöyle enine, sanatta bir kağıdın üzerine hemen o ufuk çizgisine varmış olursunuz. Hemen onun içinde bir içinde özgürlüklerin olabileceği bir peyzaj yaratmış olursunuz. Artık onun üstüne, göğüne, gökyüzüne bir şey koyun, yer altına bir şey koyun, ne isterseniz koyun. Ve bu iş orada, başlar orada biten bir şeydir, özgürlüktür. Tabii bu kendi kendinizi aldatma gibi bir şey de diyebilir bunu sanat olduklarını dışarıdan bakan birisi. Ama
Biz kendi kendimizi aldatarak yaşarız. Demek istediğim Yahya Kemal'in dediği gibi insan hayal ettiği müddetçe yaşar. Tamam mı? Bir de şu da önemlidir. Biz bir hikaye anlatmak isteriz. Vardır içimizde bu. Söylemek istiyoruz. Bir şeyler olmak istediğimizi söylemek istiyoruz. Yani şey gibi, Şerazat gibi ölmemek için anlatıyoruz bu hikayelerimizi kendimize ve başkaları da bundan yararlanıyor. Diyeceksiniz bir ressamın yaptığı bir resimden nasıl yararlanır millet? Onu gören başka bir şey yapar. Onun dolayısıyla yan etkilerinden herkes kendini yetiştirir. Benim şeyi bir de tabii pandemi olayı ile ilgili Zafer'in daha sonra çok ilginç şeyler çıkabilir umudunda doğrudur. Biz zaten sanatın kendisi karnını kendisini sanattan besler de bir de çelişkiden besler. Yani çelişkilerin olmadığı zaman çelişkilerin yok olduğu zaman sanat yok olur. Aslında bu açıdan da ben inanıyorum zaten öyle de Türkiye'de gördüğüm kadarıyla en önemli sanatçılar kadın sanatçılar benim gördüğüm kadarıyla. Neden? Çelişkiyi kadınlar çok daha zor yaşıyor. Şey bir şekilde yaşıyorlar Türkiye'de. Ve bunu ne zaman anladığımı size söyleyeyim. Bu şimdi böyle bir demolojik bir şey olduğunu sanmayın. Fransa'ya ilk geldiğim zamanlar. Çünkü burada ikinci sınıf bir vatandaş olduğum için, o durumuna düştüğüm için çok daha gergin bir şekilde yaşıyordum. Bu gerginlik benim sanatımın motoruydu. Özlemin üstüne kurmuştum sanatımı mesela. Yarını özlemek için kurmuştum. Tamam mı? Onun için diyorum ki geleceğin Türkiye'nin sanatı kadınların elinde. Erkekler de şey yapsınlar, kenardan takip etsinler, görürler. Benim diyeceğim bu. Başka bir sorunuz var mı? Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Gerçekten sanatın tanımı içerisine girebilecek gerek doğduğu ortam, kültürel ortam, gerekse sanatçı bireysel açıdan bütün boyutlarıyla aslında bir tarafta da psikolojik boyutu var bu işin. Sosyal boyutunun yanında. Çok değerli bilgilerinizi bizle paylaştınız ama ben hemen buradan devamında... Bir cümle daha söyleyeceğim. Yani ben bu aksiyon artistlik olayından dolayı, olayı yüzünden geleneksel sanat, geleneksel olmayan sanat diye bir laf ortada absürt kaçıyor. Anlatabildim mi? Anlamını yitiriyor. İşte evet. Bu. Evet hocam, hemen o noktadan isterseniz devam edelim. Yani içinde bulunduğumuz çağın içerisinde sanatçının seçtiği konular, temalar ya da kendi yaratım sürecinde eski, yeni, geleneksel ve çağdaş gibi tanımlamalar da var. Bu gerek teknik olarak gerekse kullandıkları üslupta sanatçıların seçimleri. Bu konuya madem girdiniz hocam hemen oradan devam edin. Sonra diğer sanatçı hocalarımıza ben söz vereyim. Buyurun. Bu konuda bir cümle de tekrar edin. Kaçırdım, başka bir şey düştü. Aklım başka yere gitti. Hocam hemen gelenekselle ilgili, geleneksel ve çağdaş ilgilenden doğar dediniz içerisinde. Şunu diyecektim. Geleneksel ve çağdaş olayı bir tarafa, bizim gibi yerleşik toplumlarda, yani çok eskisi 70'e dayanan toplumlarda, Amerika gibi değil örneğin, mecburen yaratma otobiyografik oluyor. Anlatabildim mi? Ve zaten bu otobiyografi olayının altına yatan da kişisel mitoloji olayı. Ve bu kişisel mitoloji olayı her nesil kendi sırası gelince kişisel mitolojisini yaratmak durumundadır. Yani mesele aynıdır. Sanatta iki konu vardır. Aşk, ölüm. Bunun dışında, bunu
her nesli sırası geldikçe bir göl kenarında ay ışığı altında sevgilisine farklı cümlelerle anlatır ama konu yine de aynıdır. Ve dolayısıyla bu ölümsüz konulardır bunlar. Ölümsüz konular derken tek ölümsüz olan şey bilinç altına da kaçsa da bilgidir. Yani enformasyondur. Bunu Boyce çok iyi söyler. Ben bir hidrojen gazından daha az akıllıyım der. Hidrojen gazı der 13-15 milyar yıldan beri ne yapacağını bilir. Yani bir atom noksandır. Bir oksijeni bulur. Efendim bir su olur. Ve o su zaten kar olarak düştüğü zaman milyarlarca kar tanesi hiçbirbirine benzemeyecek kadar zengin bir ortam oluşturur. Demek istediğim burada tüm o 13 milyar yıllık hani şeyden bahsederler ya, ölümden, ahiretten falan. Aslında en önemli olan, ölümsüz olan bir şeydir, enformasyondur. Bunu bazen şey olarak da söyleriz. Ortak bellekler şeklinde de söyleyebiliriz. Geçmişe ait o unutulmuş ortak bellekler şeklinde de söyleyebiliriz. Refleks haline gelmiş bellekler şeklinde söyleyebiliriz. Yani bunu zenginleştirebiliriz. Önemli olan burada bilgi aktarımı, enformasyon. Ve önemli olan işte okulun önemi, yani okula getirmiş oluyorum. Ya ve bu okula getirdikten sonra bu konuyu size kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. Ben tekrar Remzi Savaş hocama döneyim o zaman. Sayın hocam, şimdi biraz önce Osman Dinç hocamızın söyledikleri bağlamında genel bir çerçeve oluştu aslında. Sanatçı kimdir, kültürel bağlamı nedir? Ben biraz önceki soruyu tekrar edeceğim size gelenekselle ilgili olan. Çünkü sanat temelinde hocam da aslında özetlemeye çalıştığı şeyleri toparlarsam yenilik veya yenilikçilikle ilgili yaratmanın, yaratma edibinin doğasında böyle de bir uğraş var. Ve zamanına bağlı kalmayan bir uğraş, zamana mahkum olmayan bir uğraş bu. Bu bağlamda siz geleneksel ve çağdaş arasını yenilik ve yenilikçilik bağlamında nasıl görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bu değerli görüşleriniz bizim eğitim alanında gençlerimize de oldukça ve bizlere de ışık tutacaktır tecrübeleriniz. Buyurun hocam. Aygül Hanım, sesiniz çok yankı yaptı. Doğrusu biraz sorunuzu biraz böyle bölerek şey olarak sorabilir misiniz? Tam anlayamadım lütfen. Hocam, geleneksel ve çağdaş ikilemi ve bu bağlamda yenilik ve yenilikçilik kavramını karşılaştırabilir miyiz? Şimdi efendim, geleneksel ve çağdaş, çünkü şimdi geleneksel derken yani orada şunu demeye çalıştım daha çok. Biraz önce ben herhalde o konuyu kullandım. Uygulamada yahut da icra etmedeki geleneksel yöntemden bahsettim. Hani mesela bir şey çok çağdaş bir formdur ama geleneksel malzemeyle yahut da geleneksel araç gereçlerle yapmışsınız. Veyahut da işte bir dijital sanat var. Yani bunun çağdaş veya da değildir anlamında değil. Ama hani dijital yapar da çok çağdaş olmayabilir. Bir çağdaş sanat var. Bir de geleneksel sanat derken geleneksel sanatları sanıyorum bugünün sanatı değildir. Ya da bugün yapılmış sanat değildir. Çünkü sanatın bana göre birkaç kriteri olması gerekir. Bunlardan birisi özgünlük olması lazım. Birisi çağdaşlık olması lazım. Eğer bu yani bugün burada yaşıyorsanız da dünkü duyarlılıkta, dünkü anlayışta bir şey yapıyorsanız o zaman gününüze tanıklık etmiyorsunuz demektir. Yani bunlar aslında illa da öyle yapılır anlamına gelmez. Çünkü bunlar eğer sanatçı olarak bir şeyde yaşıyorsanız bir dönemde, bir çağda ister istemez bunlar sizin bakışınıza, duruşunuza, tavrınıza, birçok şeyinize yansımış olacaktır zaten. Yani illa ben şöyle olacağım ya illa ben böyle olacağım diye bir
şey yapılmaz. Siz nasılsanız, siz gerçekten bu çağın insanı mısınız? Bu çağı özümsediniz mi? Bu çağı kavradınız mı? Bu çağa tepkileriniz var mı? Ya da yani buna benzer daha bu çağın kültürünü edindiniz mi gibi birçok sorular olabilir ve bunlar sizde bir kişilik yapar. Ve sanat dediğimiz şey de bizim bu kişiliğimizin bir şekilde dışarıya yansımasıdır. Eğer hani çağdaş derken ben içinde yaşadığımız dönemi kastediyorum. Eğer bugün bu dönem, yani sizin dışarıya yansıttığınız, yapıttığınız, eğer karşınızdaki kişiyi veyahut da kendinizi en azından her şeyden önce kendinizi gerçekten bugünkü duyarlılığa koşut bir şeyler ürettiğinizi, bugünkü içerik yani ona ben ürettiğiniz size duyum satıyorsa herhalde söyleyecek çok fazla bir şey yoktur. Çünkü gelenek hep öteden beri söylenir. Dünden gelen bir şeyin bir şekilde halkalarla günümüze kadar gelmesidir. Eğer o bir yerde kopuyorsa o tarih olur. Yani bugüne bağlanan bir şeydir gelenek. Ha bugüne bağlanır ama hani bir zaman bir şey bir sergi hatırlıyorum. Benim de Paris eğitimine gittiğim zaman bir fotoğraf sergisiydi sergi. Sergi bir kişinin belli hayatının belli dönemlerinde aralıklara çekilmiş bir fotoğraftan oluşuyordu. İşte diyelim ki Jacques 1 yaşında, Jacques 2 yaşında, Jacques 10 yaşında, Jacques 11 yaşında, ya bilmem ne falan devam ediyor. Jacques 90 yaşına kadar geliyor. Ha, Jacques'ın resimlerini, 1 yaşındaki resimlerini, 2 yaşındaki resimleriyle çok kolay bağdaştırabilirsiniz. Hatta 3 yaşında, 5 yaşında, hatta onları birbirinin arkasına da bağlandırabilirsiniz. Ama 10 yaşındaki Jacques'la çoğu kez, 90 yaşındaki Jacques çok başka bir şey. Ama aynı halkaların, aynı zincirin halkalarından oluşuyor. Sanıyorum geleneği biraz da böyle tanımlayacağım, böyle bir şey diyeceğim. Bunun dışında ne anlatabilirim size? Şimdi şu var, bu gene ben birazcık eski konuma döneyim. Şimdi bir döneme geldik. Yani bu pandemi bir eskisiyle aynı olmayan bir dönemi dünya üzerine getirdi, yaydı. Yani tıpkı 100 yılın başındaki sanatta, bilimde, teknolojideki devrimin sanata yansıması gibi veyahut da savaşların sanatın evrimindeki rolleri gibi. Bu da bugün bizim sanatımızda, bugün bundan sonraki bizim duyarlılığımızda, bundan sonraki bizim tepkilerimizde bir yeni bir hava yaratacaktı, yeni bir düzen yaratacaktı ve sanatçılar ya da sanat bütün bu düzen içinde yeni bir yapıya, yeni bir anlatım diline ulaşacak. Yani bu düzenler hep bunlar birbiriyle etkileşen, birbiriyle bağımlı olgulardır. Yani bir ülkenin filozofisiydi, teknolojisiydi, dünya görüşü ve daha sayabileceğimiz bütün olguları sonunda bir kültürel yapı oluşturuyor, bir yapı oluşturuyor. Bu yapı o dönemin ruhunu, o dönemin mizacını, o dönemin tavrını belirliyor. Bu yeni dönem, bu COVID-19 dönemi belki de bundan sonraki dönemlerde bir kilometre taşı olabilir sanatta da. Çok teşekkür ediyorum. Aygül Hanım, Aygül Hanım izin verirseniz. Evet Zafer Hocam, şimdi sözü size vereceğim. Özellikle ben gelenek konusunda yine biraz o tarafa geri döneceğim. Yani bizim sanat eğitimimizde süreçlerde siz o süreçlerin bütün yapılandırılmasında öncüydünüz ve özellikle gelenekten temel alan sanat eğitimi yaklaşımlarının dışında çağdaş veya işte modern dönemde işaret eden sanat dediğimiz bütün sanat formları ve anlayışlarıyla ilgili yapılandırmalarda bunun içinde bulundunuz Sayın Hocam. Yani sanat eğer kültürel bağlamda zaman ve zamansızlık konusunda düşünürsek eğitimde ne şekilde gelenekten, ne ölçüde gelenekten
biz bir şekilde temel almalı mıyız ya da alacak mıyız? Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Nereye bakmak lazım? Buyurun. Şimdi, evet, Aygül Hanım beni duyuyorsunuz değil mi? Duyuyoruz hocam, duyuyoruz. Buyurunuz. Tamam, bu gelenek konusunda şunu söylemek isterim özellikle. Geleneği iki yönden ele alabiliriz. Birisi çağdaş malzeme, geleneksel malzeme. İkincisi de kültürel birikim olarak ele alabiliriz. Şurası bir gerçek. Hiç kimse geçmişi geleceğe tek başına taşıyamaz. Yani köksüz ağaç olamayacağı gibi köksüz bir kültür de olmaz. O halde her sanat, her kültür geçmişten beslenir, geçmişten hız alır. Biz buna kazanılmış hız diyoruz. Yani geçmişi, geçmişteki kültürel birikimi, çağdaş veya geçmişteki malzeme geleneklerini falan bir sıçrama tahtası gibi, bir tramplen gibi kullanıp çağdaş imgelere dönüştürebiliriz. Yani mesela ekspresyonizmin, yani Alman ekspresyonizminin bir Fransız yazarının şöyle bir görüşü vardır. Diyor ki Almanlar geleneksel ağaç baskı sanatından yeni bir çağdaş sanat yarattılar diyor. Yani geçmişten hareket ederek yenilik yapabiliriz. Fakat geçmişi tekrar ederek bu mümkün değildir. Çünkü adı üzerinde bazı arkadaşlarımız, eleştirmenlerimiz, sanat tarihçiler veyahut da sanatçı arkadaşlarımız efendim geleneksel sanattan çıkarak biz çağdaş sanat yapabiliriz. Tabii ki yapılabilir. Ama geçmişteki geleneksel sanatları tekrar ederek hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü adı üzerinde geleneksel sanatlar bir anlayışı kuşaktan kuşağa tekrar ederek, aktararak yaşatabilirsiniz. Ancak mesela bir geleneksel tesip sanatı, hat sanatı, halı kilim vesaire falan eğer bunları tekrar etmezseniz yozlaştırırsınız. Ama tekrar ederseniz, daha doğrusu sanatı tekrar edersiniz, onu yozlaştırırsınız. Yani bir Picasso'yu tekrar ederseniz sahte yapmış olursunuz. Sahte bir sanat yapmış olursunuz. Yozlaştırırsınız sanatı. Ama geleneksel sanatları tekrar etmezseniz o zaman onu yozlaştırırsınız. Yani bir Milas halısını, siz aynısını tekrar etmezseniz onu başka bir biçime, efendim çağdaş anlamda yorumlamak isterseniz başka bir şey yaparsınız. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Bir Frans Marc'ın bir sözü vardı. Sanatçının amacı diyor, geleneklere uymak, gelenekleri takip etmek veyahut da gelenekleri taklit etmek değil, gelenekleri yıkmakla olur. Çünkü sanatın doğasında yıkıcılık vardır. Sanat geçmişi yıkar ama yeni gelenek yaratır. Frans Marc diyor ki sanatın amacı gelenekleri takip etmek, izlemek değil, yeni gelenekler yaratmaktır. Sanat gelenekten beslenir ama onu yıkar, yeni gelenek yaratır. Onu da yıkar, yeni bir gelenek yaratır. Onun için geleneğin hangi anlamda, hangi bağlamda ele alındığı çok önemlidir. Köksüz ağaç olmayacağı gibi geleneksiz kültür de olmaz. Bu bir gerçek. Ancak şu var. Picasso'nun 1910'lu yıllarda söylediği bir söz vardı. Sanatta soylu soysuz malzeme yoktur diyor. Yani her eğer günlük yaşamımızda varsa onu sanatta kullanabilirsiniz. Mesela bugün dijital teknoloji. Dijital teknolojiden yararlanmamak mümkün değil. Tabii ki yararlanabilir ama dijital teknolojiyi kimin kullandığı ve nasıl kullandığı önemlidir. Yani gene bir söz vardır. Eski sazda yeni türkü söylenmez mi? Mükemmel söylenir. Onu nasıl bir türkü söylediğinize bağlıdır. O halde bütün mesele sanatçının dehasının, buna çok karşı çıkılıyor. Ne demek sanatçı dehası falan? Bize kutsamayın, kutsallaştırmayın, deha diye bir şey yoktur vesaire falan. Ama ben hiçbir zaman şuna inanmış bir insan değilim. Yani aptallardan ne sanatçı ne bilim adamı çıkar. O halde bir yaratıcı zeka diye bir şey var kesin. Yani bu belki bir put gibi düşünülebilir. Andy Warhol'un bir sözü vardır. Her şey sanattır. Her şey sanatsa o zaman sanat olmayan ne? O halde niye ayrışıyoruz bunu? Böyle bir şey, böyle bir mantık bence hiç de doğru değildir. O halde ancak sanatçının kendi kişisel, biraz önce Remzi arkadaşımız ve Osman arkadaşımız da söyledi, özgün olabilmek. Yani
kendisi olabilmesi önemlidir sanatçının. Zaten sanatçının öznelliği de onun özgünlüğü demektir. Ne kadar öznelse o kadar özgün demektir. O nedenle çağdaş olma adına modaları takip ederek ben çağdaş yapacağım diye bir takım şeyleri modanın peşine takılıp veyahut da malzemeleri kullanarak taklit etmek, o olanakların, çağdaş teknolojinin olanaklarına sığınarak kendisini dışa vurmayı, dışa vurmasına ket vurmak aslında yaratıcılıkla hiç ilgisi olmayan bir şeydir. O halde sanatçının yapacağı bir tek şey vardır. Çok iyi bir başkası olacağına, çok iyi bir kendisi olması çok daha iyidir. Yani daha doğrusu çok iyi bir başkası olacağına çok kötü bir kendisi olması daha iyi. Kendisi olabilmesi. Kötü de olsa kendisi olabilmesi. Ama bu neye dayanır? Şimdi eğitimde geleneksellik veyahut da çağdaşlık. Ve bizim arkadaşlarımızın bazıları efendim hala tuval resmi yapıyorsunuz. Hala desen mi çiziyorsunuz? Desen artık geçti falan diye bunu ısrarla vurgulayanlar var. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Çağımız maalesef elsiz bir uygarlık çağı yaşıyor. İnsanlar, yani insanlık uygarlığı eline borçlu. Ama çağımızda elini kullanmayan bir insan tipi çıktı ortaya. Bu nedenle de desenle ilgili geleneksel, Remzi arkadaşımızın belirttiği gibi geleneksel yöntemleri tekrar etmek, onun dışına çıkmamak değildir. Buradan amaç şudur. Doğayı tanımayan o doğadan yeni bir imge yaratamaz, yeni bir sanat yaratamaz. Çünkü sanat şu demektir, toplumsal izlenimlerin veya doğadan aldığı izlenimlerin sanatsal imgelere dönüştürülmesi, yani toplumsal veyahut da doğal bir takım yaşanmışlıkları, izlenimleri sanatın diline tercüme edebilmektir. Bu tercüme etmek çok önemli. Onun için de geleneksel yöntemlerde doğayı tanımadan doğayı parçalamak, Boringer'in o ünlü sözü, doğayı parçalamak doğayı tanımanın gururundan doğar. Yani onu analiz etmenin kazandırdığı disiplini ve uzun süreli gözlemler sonucunda elde ettiğimiz izlenimlerdir. Yani aldığımız özellikle görsel izlenimler beyinde anlam kazanmıyorsa eğer, beyinde hiçbir anlam kazanmıyorsa onun adı sanat falan olmaz. Çünkü sanat düşünce ürünüdür. Düşünce ürünü olmayan hiçbir şey sanat değildir. Bu anlamda ünlü ressam Baltus'un bir sözünü, desenle ilgili bir sözünü burada alıntı şeklinde zikretmek isterim. Mesela Rodin'in de buna benzer çok güzel sözleri vardır. Baltus diyor ki, yüce bir gerçeklik ve kendini zora koşma okuludur diyor desen. Yani desen insanın kendisini zora koşma okuludur. Burada André Gide'in de gene bir şeyini alıntı yapmak istiyorum. Çok güzel söylediği için. Sanat diyor ki özgürlükle ölür, baskıyla yaşar. Ama bu baskı tabii dışarıdan yapılan baskıyı kastetmiyor André. Sanatçının kendisini disipline etmesi anlamda. Yani doğurmak kolay bir şey değildir. Sancı çekmek zorundadır. Sanatçı hani ter dökmek bir bakımda emek çekmek zorundadır. Yani emeksiz sanat olmaz. Tabii ki alt koşul veyahut da asgari koşul dediğimiz yaratıcı zekaya sahip olmak koşuluyla tabii. Onun için yüce bir gerçeklik ve kendiniz zora koşma okuldu desen diyor. Doğaya, onun en gizli geometrisine en yakın olunduğu yerdir diyor desen. O halde desen çizdirmek bir bakıma doğayı taklit veya da anatomiyi aynen taklit etmek anlamına değil, analiz yapmak içindir. Daha doğrusu gözle düşünmeyi sanatçı adayının veya öğrencinin veya her sanatçının gözüyle düşünmeyi öğrenebilmesi için önce görsel algısını güçlendirmesi, görsel algıyı iyi çalıştırması, daha doğrusu doğayı ve nesneleri, efendim her şeyi çok iyi analiz edebilmesi. Yani kısacası şöyle diyebiliriz. Çağın filozofu değilse bu insan sanatçı olamaz. Mümkün değil. O halde bir elinde, ben öğrencilerime hep ısrarla söylüyorum. Bir elinizde fırça veyahut da işte heykel yapıyorsa heykel veyahut da dijital teknolojiyle çalışıyorsa bir elinizde kullandığınız malzeme öbür elinizde kitap olacak. Bir gözünüz doğada, bir gözünüz de elinizde neyi kullanıyorsanız onu dikkate almak zorundasınız. Yani bu ikili diyalektik bir ilişkidir.
Doğa, insan, toplum, insan. Ya bunun ikisinden soyutladığımız zaman ortaya sanatçı çıkmaz. O bakımdan şunu hemen özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Geleneksel sanatlara gelince tabii, geleneksel sanatlar biraz önce dediğim gibi tekrarla yaşar, sanatsa tekrarla ölür. O halde sanatçı yeni şeyler yaratan, yoktan var eden değil ama yeni sentezler yapabilen, yeni bir düşünce üretebilen insandır. Biraz önce Osman arkadaşımız gayet söyledi, dedi ki aslında özgürlük, daha doğrusu sanat özgürlüğe biçim vermektir. Yani harika bir tanım tabii. Bu gene çözümlenirse, yani biraz daha üzerinde şey yaparsak şunu söyleyebiliriz. Özgür bir beyne sahip olmadan sanat yapmak mümkün değildir. Önce sanatçı olacak kişinin beynini özgürleştirmesi gerekir. Bu da nasıl olacak? Ne kadar zeki olursa olsun bir insan, ne kadar efendim deha sahibi olursa olsun, hani çok pınarlardan su içmeyince, çok kaynaklardan beslenmeyince yaratıcı olamaz. Ne kadar zeki olursa olsun, eğer okumuyorsa o kafatasının çemberi var ya, çapının, o kafatasının çemberinin dışına çıkamaz. O nedenle benim öğrencilerime, meslektaşlarıma söylemek istediğim önemli bir şey var. Bir, çağın filozofu değilse öğrencimizi ve kendimizi önce mümkün mertebe çağın filozofu yapmaya çalışmamız gerekir. Yani bu şeye benzer, bu düşünmeyi öğrenmemiz gerekir. Öyle ki ne düşündüğümüzü düşünmek zorundayız. Yani çok önemli bir şey. Ben düşünüyorum, bazı insanlar çok düşündüğünü sanır fakat aslında o düşündükleri alışkanlıklardan öteye geçmez. O halde ne düşündüğünü düşünmesi lazım bir insanın. Doğru mu düşünüyorum? Aklın eleştirisine dayanan, aklın eleştirisine dayanmayan hiçbir düşünce yeni bir düşünce değildir. O halde bir bilgenin şöyle bir sözü var. Üzerinde düşünülmemiş bilgi boşa harcanmış zamandır. Öğrendiklerimizin veya gördüklerimizin, görmek de bir düşünce biçimidir. Sanata bu anlamda diyoruz ki sanat düşünmenin okuludur. Yani sanat öğrenen bir insan düşünmeyi öğreniyor demektir. O halde üzerinde düşünülmemiş bilgi boşa harcanmış zamandır. O nedenle de herkesin ne düşündüğünü bir daha düşünmesi gerekir. Pandeminin belki bu anlamda bir yararı oldu. Kendi kalabalığımızla baş başa kalma olanağı bulduğumuz için içeri çekilip yalnızlaştırıp kendimizi, bu tabii biraz sanatçının kendi iradesiyle de katkısı olmak şartıyla, ne düşündüğümüz üzerinde yeniden düşünmeye başladık belki veya başlamamız gerekirdi. O nedenle yaptıklarımız üzerinde, okuduklarımız üzerinde, ben örneğin kendi üzerimden örnek vermek istiyorum. Bazı kitapları üçüncü kez okudum. Ve az çok okuyan veya okumaya çalışan birisi olarak anladım ki daha önce okuduğum kitapları üçüncü kez okuduğum zaman anladım ki bu kitabı ben hiç okumamışım. Yani düşünerek okumamışım. Yeniden her okuyuşta yeni yeni şeyler yazmaya başladım. Yeni yeni düşünceler çağrıştırdı bende. O halde sanıyorum, bu arada Eco'nun galiba sözü, bir kitabı diyor, kitap okumak gayet güzel bir şeydir. İki sefer okumak diyor, çok güzeldir diyor ama daha çok veya üç sefer okumak da olağanüstüdür. Yani. Gerçekten pandeminin bu anlamda belki bir yararı oldu. Ne düşündüğümüzü yeniden düşünmeye başladık. O nedenle de biraz önce gene Osman arkadaşımın çok güzel belirttiği gibi Paris'e gittiği zaman diyor ben kendimi bir bakıma ben de mesela yurt dışına gittiğimizde yani ikinci sınıf insan gibi görmeye başladı Avrupalı bizi. Onun vermiş olduğu şeyle belki daha çok kendimizi kanıtlamak mı diyeyim, ne diyeyim artık. Çünkü Alfred Adler'in bu anlamda bir şeyi vardı, çok güzel bir değerlendirmesi. Diyor ki insan denen varlık eksiklik duygusu duyan varlıktır. Kendisini eksik hissetmeyen bir insan kendisini tamamlama gereğini duymaz. Onun için bazıları böyle narsist bir anlamda harika şeyler yaptığına inanan insanlar emin olun bir kırık plak gibi kendi etraflarına döner dururlar. O halde
Her an sanatçı, her an yeniden düşünen ve kendisini eleştirel aklın eleştirisine dayanarak kendi kendisiyle hesaplaşmak zorunda olan bir insandır. Onun için de gelenek konusunda ben çağımız elsiz bir uygarlık diyorum. Elini kullanmaktan yoksun bir varlık haline, insan tipi haline geldi insan. Nedir bu? İşte hazır bilgilere, internet bilgisine, dijital teknolojiye veyahut da mekanik teknolojiye sığınarak efendim işte o zaman kendisi ortadan kaybolur. Biraz önce bir şey söylemeye çalışmıştım ilk konuşmamda. Nesne ile insan arasına ne kadar araç girerse duygu dünyamızdan o kadar uzaklaşırız. Onun için bir söz vardır. Elimize aldığımız aracı biraz önce, daha doğrusu dün akşam şeyle ilgili, Rodin'le ilgili bir kitap okuyordum. Rodin'in hayatıyla ilgili çok değişik, John Berger'in bir kitabı. Eline diyor kili aldığı zaman, eline bir avuç ki onun içinde diyor daha çok kille çalışmıştır. Mermerlerini daha çok işçilerine yonturmuştur diyor. Eline diyor kili aldığı zaman o kille bütünleşiyordu adeta sanki. İnsan telinin sıcaklığını duyuyordu. Ben tabii heykeltıraş değilim fakat eskiden beri Remzi çok iyi bilir, bir Rodin hayranıyımdır. O mermere insan teninin sıcaklığını nasıl verdi acaba diye merak ediyordum gerçekten. Sonra Klee'nin bir sözünü okuduğumda bir sanat eserinin gücü diyor, etkileme gücü daha doğrusu, etkileme gücü sanatçının onu yaratırken yaşadığı duygu yoğunluğuyla özdeştir diyor. Ne kadar yoğun yaşarsa o kadar sanatçı, pardon eseri, yapıtı, yaptığı iş o kadar etkili olur. O halde sanatçı bütünleşen nesneyle çalıştığı boya olsun, heykel ne olursa olsun bütünleşen, onu içselleştiren, onu adeta yaşayan, kendileştiren, kendisini de biraz nesneleştiren bir insandır, bir sanatçı. O bakımdan benim eğitim anlayışımda bu pandemi dönemindeki uzaklaştık işte dijital teknolojiyle. Onun için hocayla öğrencinin atölyede karşı karşıya gelmesi, karşılıklı olarak birbirlerinin ne hissettiklerini hissettirmesi çok önemlidir. Uzaktan eğitim böyle işte online sistemiyle eğitim, bunlar ancak insanın kendisini aldatmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Bu nedenle de eğitimin ve dolayısıyla biraz önce belirttiğim gibi bu pandemi sürecinde doktorluğun, yani sağlık çalışanlarının ne kadar önemli olduğu anlaşıldı. Ve eğitimcilerin de, öğretmenin de ne kadar önemli olduğu anlaşıldı sanıyorum. Birebir karşılıklı sınıfta, atölyede birebir karşılaşmayan, öğrenciyle karşı karşıya gelmeyen bir eğitim sisteminin veya da öğrenciyle öğretmeni, eğitimciyi karşılık bir araya getiremeyen bir eğitim sisteminden çok fazla bir şey beklenemez. Ha bu arada tabii çok önemli insanlar, kişiler yetişmez mi? Yetişir. Zaten onlar deha sahibiyse onlar okul olmadan da kendilerini yetiştirebilirler. O halde okullar ortalama bir program sunarlar. O programın çerçevesinde eğitirler. Bu arada hemen şuna değinmek istiyorum. Bugün okullarda birçoklarınızın bir yanılgısı. Hocalar olarak yıllarca, 30 yıl, 40 yıl çalışmış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Yani öğretmenin öğrenci üzerindeki etkisi, birebir etkisi, Joseph Albers'in bir sözü vardı. Sanatta yöntem, yani sanat eğitiminde yöntem diye bir şey yoktur der. Yöntem, sanat eğitiminin yöntemi eğitimcinin kişiliğidir. Yani eğitimcinin kişiliği öğrencisini sürükleyebilen, ona heyecan verebilen ve sürekli o motivasyonunu, ilgisini, güdüsünü taze tutabilen eğitimcidir. Yoksa yani uzaktan eğitimle efendim bir takım böyle sonuçlara varılabileceğini, belki çaresizlik sonucunda yapılacak başka bir şey yok, ne yapalım işte ancak böyle bir parça idare edebiliriz. Ama eğitimin bir an önce gerçekten sağlıkla birlikte, tabii sağlık sorunları çözmek suretiyle eğitimin de biz de bir an önce doğal şeyine haline getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Efendim çok teşekkür ederim bu anlamda söz verdiğiniz için.
Başka soru varsa. Zafer Hocam, şimdi müsaadenizle Sayın Hocalarım sorulara ben geçmek istiyorum. Burada bir soru görüyorum. Bütün hocalarıma teşekkür ediyorum diyor katılımcımız. Kusbin, sanatın ticarete yenik düştüğünü söylemektedir. Walter Robinson'da sanat akımlarımız yok, piyasa hareketlerimiz vardır diyor. Peki günümüzde sanat çevresinin ve galerilerin bu duruma ne gibi bir etkisi var diye soruyor. Ben eğer yanlış anlamadıysam sanat galerilerinin sanat akımlarımız yok, piyasa hareketlerimiz vardır diyor Walter Robinson diyor. Peki günümüzde sanat çevresinin galerilerin durumu nedir diye soruyor. Şimdi ben tabii günümüzde akımlar yok. Yani akımlar, çünkü sanat akımları belli bir, yani ekol dediğimiz akımlar, belli kurallar veyahut da belli gelenekleri izleyerek şey yaparlar tabii. Ama çağımız tabii bireyci insan tipinin özellikle öne çıkarıldığı, çağımızda tabii ekoller yerine tek tek sanatçılar vardır. O nedenle de yani bireysel yaratıcı zekanın önemi her zaman ön plana çıkarılıyor, çıkmıştır çağımıza. Fakat şunu hemen belirtmek istiyorum. İster galeriler, ister ne bileyim ben müzeler veyahut da biraz önce yine arkadaşlarımız belirtti. Sanatçının önce kendisini hiç kimseye beğendirmek zorunda olmadığını, ne eleştirmene, ne galericiye, ne hocasına, ne müzeye, ne koleksiyoncuya beğendirmek gibi bir endişesi olmamalıdır. Bir söz vardır. Sanatçı inandığı yolda tek başına yürüyen insandır. Ha, peki sanatçı toplum hayatında veyahut da yani sanat piyasasında yer almasın mı? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Ama bir sanatçı için önemli olan toplumun veyahut da piyasanın beğenisini, zevkini satmak değil, kendi zevkini kabul ettirip satabilmesidir. Yani sanatçının böyle bir düşüncesi olamaz, kendini kabul ettirmek gibi. O halde sanatçı bir, biraz belki kaba kaçacak ama Voltaire'in, biliyorsunuz Voltaire aynı zamanda bir eleştirmen. Yani ilk eleştirmenlerden bir tanesi. O bir eserinde, Candide isimli eserinde şöyle bir sözü vardı. Tabii Candide için söylemiş ama bu işte Anadolu'da tanıtırken, gezerken delikanlı 16 yaşında falan Osmanlı dervişine şöyle bir soru sorar. Ey dervişler, Tanrı insanları yeryüzüne göndermekle iyi mi yaptı, kötü mü yaptı? Ve derviş şöyle bir bakar delikanlının yüzüne. Evlattı, bizim sultan sefere gemi gönderirken gemideki sıçanları düşünmezler. Şimdi sanatçının da yaratırken, yani çalışırken kendisini beğendirmek gibi, hocasından tutunur topluma kadar veyahut da galerisine, koleksiyoncusuna veya müzeye kadar beğendirme çabası olmamalıdır. Bizim galerilerimiz maalesef, Türkiye'deki özellikle, hepimiz de az çok dışarıda bulunduk, gezdik, gördük, neyse işte. Bizim galerilerimiz ne yazık ki dükkandan öteye gitmiyor. Yani bir alışveriş merkezi. Deyim, çok ağır önümüzdeki bu Ankara Sanat Fuarı'nda galericilerle, galeri kültürüyle ilgili bir konuşmam da, bir panele katılacağım. Orada da söyleyeceğim, geçmişte de söyledim. Yani Mevlana anlayışıyla ne olursa, hani Mevlana diyor ya, kim olursan ister mevzusu gel diyor, kapımız açık falan. Maalesef bizim galerilerin çoğu da, tabii ciddi galerileri tenzih ederim ayrı konu da, çoğu ne kim olursan ol gel yani yeter ki sat der gibi, ne olursan ol, kim olursan ol, gel yeter ki sat. Bu anlayışla galericilik, ciddi bir galericilik mümkün değil ve bir galeriler kurumlaşamaz. Her galeri geçmişte bildiğimiz Batı ülkelerinde de, yani gelişmiş ülkelerde kurumlaşmış galeriler vardır. Artık o galeriler kurumlaşmıştır, bir kurum gibidir. Onların belli bir sanat anlayışı vardır, belli bir kültürel çizgisi vardır, belli sanatçılarla angaje olmuştur. Yani bizim toplumumuzda aşağı yukarı ben dahil neredeyse hatır için sergi açıyoruz. Şunun bunun tanıdıkların hatırı için. Yoksa hiçbir galerinin doğru düz birçok var. Birkaç tane var böyle. Sanatçıyı aslında angaje etmesi gerekir galeride. O nedenle de
bizim toplumumuzda şunu görüyoruz. Her türlü anlayışı sergileyen, her anlayışı, tabii şunu da hemen belirteyim, yanlış anlaşılmaya meydan vermek istemem. Sanatın soyutu, somutu, eskisi, yenisi falan yoktur. İyisi, kötüsü vardır daima. Nitelikli olmak şartıyla. Ama daha iki gün kurs görüp kartpostal gibi efendim, yani deyim yerindeyse kartpostal gibi resim yapanlar, efendim ben 20 tane resim yaptım o halde hemen sergilemek istiyorum diyen birçok amatör pazar günü ressamlarının sergiledikleri veyahut da sergi açtıkları galeriler var. Şimdi bunlara biz galeri diyemeyiz. Bunlar galeri falan değil tabii. Bunlar bir nevi dükkan gibi. Yani o bakımdan bir de şu var, galericinin kültürlü olması gerekir orada. Yani sanatı az çok bilmesi gerekir. Yıllar önce bir koleksiyoncu bana bir şey sordu. Hocam yılda 3 trilyon ben para yatırıyorum. Bir sanatçının geleceği kalıp kalmayacağını nereden bileceğim? Gayet basit dedim. Bir, önce kendiniz sanatı öğreneceksiniz bir parça. Alfabesinde olsa öğrenmeniz gerekir. İkincisi, siz kendiniz öğrendiğiniz gibi sanatçıya bakacaksınız. Bir sorunu, bir davası var mı yok mu? Yani sanatçının geleceğe kalabilmesi için kendisinin bir filozof olması gerekir az çok. Yani hiçbir sorunu olmayan, bir düşüncesi, fikri olmayan, düşüncesi olmayan kişinin eserini alırsanız onun kalıcı olması da mümkün değildir. Üçüncüsü de eğer %20 isabetli alım yapmış, yatırım yaptıysanız, yaparsanız %20 isabetliyse yatırımınız, o zaman her zaman kârlısınızdır. Çünkü sanat bugün dünyanın 4 veyahut da aşağı yukarı 4-5 büyük sektöründen bir tanesi. Son yılların en çok kar getiren şeylerinden bir tanesi. Ama ne yazık ki küratör peşinde, galerici peşinde, eleştirmen peşinde koşan insanlardan geleceğe kalabilecek, çağın ilerisini yaşayabilecek, çağa atlayabilecek daha doğrusu sanatçı çıkacağını sanmıyorum. Yani galerilerin bu anlamda çok dikkatli ve ama sanatçıların da seçici olması gerekir. Yani her galeriye koşup sergi açacağım diye şey yapmak olmaz. Zaten gerçek bir sanatçıysa onu seçer. Gitmez kolay kolay. Yani sergi açmak için kapı kapı dosyası kolunun altında kapı kapı dolaşan ressamın ben geleceğe kalabileceğine inanmıyorum. Veyahut da sanatçının diyelim genelde. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Şimdi Osman Dinç Hocam'a bir soru gelecek. Sayın Hocam, Fransa'da bir Türk sanatçı olmakla Türkiye'de bir Türk sanatçı olmak arasında ne gibi örgütsel yapı, organizasyon yapısıyla ilgili özellikle sanatın örgütlenmesi açısından nasıl bir karşılaştırma yapabilirsiniz? Orayı da burayı da deneyimlediniz. Şimdi görsel sanatları, yani bizim plastik sanatları konuşuyoruz. Bu açıdan Fransa'da da Türkiye'de de %1-%2 civarında insan ilgilenir sanatla. Yalnızlığın ürünüdür demiştim. Ama yalnız bir şeye hitap eder. Mesela kendimi birçok defa suçüstü yakalamışımdır bu konuda. Bir sergi hazırlarken tek bir kişinin göreceği şekilde sergiyi hazırlardım. Yani daha doğrusu eserler bakana birine göre, bakan bir kimseye göre hazırlanır gibiydi sanki. Dolayısıyla birkaç kişi olduğu zaman eserlerin algılanması çok farklı oluyordu. Tabii resimde bu konuyu böyle düşünemeyiz belki ama çünkü resimde bir çerçevenin içindeki gerçek bir hayali bir mekanı irdelemiştir sanatçı. Ama biz heykelde gerçek mekanı sorguladığımız, irdelediğimiz için buradaki insanlar onu yani içine girdiği zaman bir artı soru oluşturuyor. Yani ekonomik açıdan, pazarlama açısından bu konuyu açmak istemiyorum. Peki bir cümle söyleyebilirim. Şu
ticari olay sanatı çarpıtmıştır. Bu bir sanat eseriniz alınıp satılmasına başlanan 19. 18. yüzyıldan bu yana. Bu sanatı yönlendirmiştir bu açıdan. Daha önce aydın bir aristokrasi veya burjuvazi ısmarlıyordu. Müşteri vardı. Ona göre onun verdiği boyalarla hatta resim yapılıyordu. Bunu biliyorsunuz tarihten duymuşsunuzdur sanat tarihinde. Ha, şunu benim için burada daha önemli bir konu var. Onu açacağım. Sorudan hareket ediyorum. Öğrenci soruyor ki, diyor, niye şimdi ekoller yok? Hani empresyonizm, kübizm gibi. Bu çok basit bir cevap vereceğim buna. Empresyonistler ilk çıktığında genç birkaç zibidi diyeyim hani şey olsun abi. Oturmuşlar, bir şeyler yapıyorlar, birbiriyle tartışıyorlar. Sonra bir yerlerde sergiler açıyorlar. Satılıyor, satılmıyor. Ama ortaklaşa bir sinerjisi olan bir topluluk oluşuyor. Bu topluluğun yaptığı eserler sonra dünya çapında etkileşim oluşturuyor. Yani demek istediğim her nesil, başlarında söylemiştim, kendi mitolojisini yapar. Yani bu Türkiye'de ekoller olacak anlamına gelmez. Yani genç sanatçılar birikir bir yerlerde bir şeyler yaparlar ortaklaşa ve bir yerden bir şeyler çıkar sonuçta. Bu hani ortaklaşa derken ortaklaşa fikir alışverişi içinde. Bir genel bir yanlışlık var. Türkiye'de olsun, dünya çapında olsun. Eskisi gibi sanatçılar oturup birbirleriyle tartışmıyor. Gemisi yüzüren kaptanmış gibi gözüküyor şey durum. Aslında önemli olan ortak belli, ortak zekanın size getireceği enerjiyle bir şeyler daha iyi ortaya çıkar ve dolayısıyla ortak zekadan bahsederken ortak bir grup sanatçıdan bahsetmiş oluyorum. Ve sonuçta da tarih bunu ekol olarak yazar yazmaz o bizim sorunumuz değil. Tarihin, geleceğin sorunu. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bizde okul yok. Biz bir şey beceremiyoruz gibi şeye katılmasın. Bir de genç sanatçılara bir başka da şey daha söylemek isterim. Zaten kendiniz oluruz. Kendinizden çıkmak için, kendimizden çıkmak, başkası olmak için sanat yaparız. Onun için etkilenmişim, etkilenmişim falan şeyi önemli değil başlangıçta diyorum. Mesela Bacon, ya neyse boş ver, başkalarından örnek vermeyeyim. Bir ilk zamanlarda benim mesela etkilendiğim sanatçı vardı, Brancusi gibi, birçok arkadaşım, bir heykelci arkadaşım etkilendiği gibi. Ondaki şey, yalın biçimler falan. Ve buradan daha sonra en çok etkilendiğim konu, herkes etkilenir ya, etkilendiğim konu bilim. Bilim konusunda çok şey okumak, görmek, öğrenmek isterim. Senelerce, hatta 10 yıl süreyle ansiklopedi illüstrasyonları yaptığım için dolayısıyla daha yakından bilimle, bilgilerle ilgilenirim. Buradan demek istediğim şu, sanatını geliştirmek istiyorsa bir genç sanatçı, bir de başka yerlere baksın. Anlatabildim. Benim söyleyeceğim bu. Çok teşekkür ediyorum Aslan Hocam. Remzi Hocam, sizden de son bu konuyla ilgili ekleyecekleriniz varsa hiç soru sormadan devam edebilirsiniz. Buyurun Sayın Hocam, biz de son turumuzu alalım. Teşekkür ederim. Bir soru yoksa zamanı daha fazla uzar. Hocam ben kişisel sorayım size. Siz neden etkilendiniz sanatınızda? Madem Osman Hocam çok güzel bir bağlam oluşturdu, ben hep merak etmişimdir. Siz neden etkileniyorsunuz? Neler sizi yönlendiriyor? Ben öğrencilerin adına da sormuş olayım.
Osman'la ben biz aynı dönemin öğrencileriyiz, sınıf arkadaşıyız. Daha doğrusu bir de aynı yörenin çocuklarıyız. Aslında çoğu kez böyle beğenilerimiz birbirine benzer yani. Onun için tabii ki o Osman Brancusi'den etkilendi. Bizler de onu çok sevmiştik ama ondan sonra daha böyle mesela Arpo Vera'lar, ondan sonra kimler vardı daha o dönemlerin işte Yunan sanatçısı Takis vardı. Bunlar beni biraz heyecanlandıran sanatçılardı. Bir noktadan sonra birçok sanatçının hele bu son dönemlerde ki şeylerde bu yeni oluşan kentlerde oluşan yapılan sanat eserleri var. İşte bu İtalyan sanatçılar vardır. Orada büyük işler yapıyorlar ama şimdi adı aklıma gelmedi. Bunların işlerini iyi bulurum. Tabii bir etkilenme her zaman var. Sanat böyle bir etkilenmeyle başlıyor. Yahut da özeniyorsunuz. Yahut da bazen öyle ki bazen kıskandığınız bile oluyor bunu ben niye yapmadım diye. Ama mesela bunların başında Giacometti de gene o aynı dönemin bizi etkileyen sanatçılarıdır. sonra daha gün geçtikçe tabii sanat konusundaki düşünceler ve algılar hali farklılaşıyor bir şekilde. Çok zekice düşünülmüş çağdaş yapıtlar var. Bunlara da illa birisinin adını vermek gerek değil ama bazılarını gerçekten böyle kıskandığım olmuştur. Yani öyle sanatçılar var. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Alanında duayen isimleri Zerciyes Üniversitemizin düzenlediği Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bu Erciyes Sanat Günleri'nin içerisinde ve dördüncü günümüzde bizimle çok gerçekten perspektifimize farklı konuları tekrar tartışma konularını açan ve onun içinden böyle bilgi dağarcıklarıyla gençlerimizin, bizlerin zihinlerinde yeni yollar, yönler uyandıran, hatta yeni sorular uyandıran bakış açılarınızı bizimle paylaştığınız için ben çok çok teşekkür ediyorum. Sizleri ekranda da olsa ağırlamak inşallah üniversitemizde fiziksel olarak yüz yüze insan sıcaklığıyla da sohbetlemek isteriz, ağırlamak isteriz. Çok çok teşekkür ediyorum ben. Sedat Hocama da burada sizlerle bu konuyu organize edip heykel bölümü adına sizlere yönlendirdiğimizi ve arka yapısında Sedat Hocamız var bu toplantının. Sizler bizim için de duayenlersiniz ve gerçekten sizlerin tuttuğu rehberlik ve ışık bizim için oldukça önemli. Allah sağlıklı ve uzun ömürler versin diyorum sayın hocalarım ve katılımcılara, öğrencilerimize, hocalarımıza ve diğer tüm katılanlara bu kadar vakit bize ayırdıkları için çok çok teşekkür ediyorum sevgili katılımcılar. Sorular da burada tamamlandı. İnşallah bir dahaki etkinlikte görüşmek dileğiyle diyorum hocalar. Hocalarım saygı ve hürmetlerimle oturumu kapatıyorum müsaadenizle. Sağlıcakla kalınız. Osman hoşça kal.